İşte lezzetleri, işte derin tatlım. Unutma, hepsini yemen gerekiyor. Bana güvenebilirsin babacığım. Bunu yapmaya hazır mısın Dolly? Vay canına, harika dans ediyorsun. Çok zarifsin. Keşke ben de böyle dans edebilsem. Nasıl başın dönmüyor senin? Sanırım bu kadar yeter. Seni izlemek bile beni acıktırdı. Nefise, çok güzelmiş bu işteler. Pekala Dolly, sıra sende. Hadi dönmeye devam et. Nihayet eve geldim. Müthiş bir maçtı gerçekten. Şimdi dinlenmem lazım. Önce şu ayakkabılardan kurtulayım. Çok iyi geldi. Artık biraz kestirebilirim. Bir dakika, peynir kokusu mu bu? Burun deliklerim yandı resmen. Sanırım sebebini buldum. Bu çorapları çıkartmalıyız. Annesinin bunu görmemesi lazım. Yok artık, şaka mı bu? Böceğin ne işi var burada? Evcil hayvana izin yok demiştim sana. Kim bilir bunun altında neler bulacağım. Bu daha da kötüymüş. İğrenç. Nasıl oldu ki bu? Doğrusu hiç öğrenmek istemiyorum. Bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Hadi sen benimle geliyorsun. Bu çorabın içini sabunla doldurdum. Betty'nin ayaklarını bu sabunun içine daldıracağım. Daha sonra temizlenip durulanmaları için bu plastik botu kullanacağım. Umarım su yeterince ılıktır. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi yatağa dönüyoruz. Vay canına, ne güzel temizlenmişler. Tek bir leke yok. Şimdi üstünü güzelce örtelim, tamamdır. İyi uykular tatlım. Ne gündü ama. Hadi şuradan çıkalım. Şedevi uyandırma sakın. Artık oyun zamanı. Hadi yapalım şunu. Hayır, öyle yapma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bırak da istediğim gibi oynayayım. Dikkat et. Yaşasın, başardık. Çok harika. Bu harika bir şey. Çok eğleniyorum. Düşünme beni sakın. Vay canına, o da dönüyor. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bence yapmamalıyız. Yoksa yapalım mı? Hadi, çok eğlenceli olacak. Bir de neler olduğunu hiç anlamayacak. Bence biraz yenilenme ihtiyacı var. Yıldızlar pırıl pırıl parlamasını sağlayacak. Vay canına, harika bir iş çıkardık. Aferin bize. Hadi, gece daha yeni başlıyor. Artık yola çıkıyoruz. Bunu hep yapmak istemişimdir. Sıkı tutun. Yalnız ben biraz zorlanabilirim. Sonuçta benim sürücü ehliyetim yok. Bir dakika, bunu şimdi mi söylüyorsun? Aman tanrım, bu harika bir şey. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Hadi gaza bas. Sen daha hiçbir şey görmedin. İşte ben de bundan bahsediyordum. Neredeyse kusacağım ama diğer yandan bayıldım. Gecenin bitmesini hiç istemiyorum. Artık yatağa dönsek iyi olur. Evet, ben de çok yoruldum. Eskisi kadar genç değilim. Bütün gece eğlendiğimiz zamanları hatırlıyor musun? Evet, ne güzel zamanlardı. Sabah mı olmuş? Çok acayip rüyalar gördüm. Rüyamda oyuncak bebeklerimin canlandığını gördüm. Bir dakika, ne? Dün gece neler oldu? Herhalde bir rüyaydı değil mi? Ben neden bahsediyorum? Tabii ki öyleydi. Şunları yıkayıp çıkarsam iyi olacak. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Koş, koş, koş. Hayır, pas verme. Neden böyle oynuyorlar ki? Merhaba baba, hadi oynayalım. Şimdi olmaz tatlım, bu maç çok önemli. Hadi ama seninle hiç oynamıyoruz. Havayı görüyor musun? Dışarı çıkamayız, fırtına var. Olamaz. Ben de bunu dört gözle bekliyordum. Üzgünüm ufaklık, belki bir dahaki sefere. Gol kaçırdık. Ama maç yüzünden benimle daha az vakit geçiriyor. Bu haksızlık. Sanırım yine duvarla oynayacağım. Güzel yakaladım. Baba şuna bak. Betty vuruyor ve ıskalıyor. Dikkat et. O an canına, zor bir atıştı. Bunun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi pas ver, koş. Hayır. Kesin bir yerleri şişecek. Ne oldu böyle? Havadan uçan bir şey hatırlıyorum ve sonra boom. Bir dakika, şuranın haline bak. Buna inanamıyorum. Betty, bunu sen mi yaptın? Annem bu işe çok kızacak. Her yeri mahvetmişsin. Betty burada değil ki. Bir dahaki sefere dışarıda oyna. Hava hala berbat. Ama sorun değil. Bu şemsiyeyi kullanabilirsin. Belki de kullanamazsın. Bu çöpe gidiyor. Bir dakika, harika bir fikrim var. Orada beni bekle. Yalnız birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Makas. Dur ya, bakalım, iyi şanslar. Umarım işe yarar. Şimdi bant, derhal. Geliyor babacığım, devam et. Bence bu işimizi görür. Vay canına, muhteşem oldu. Hadi bunu bir dene.
ne güzel olmuş. Aynı şeyleri giydik bak. Oynamaya hazır mısın? Hem de nasıl. Hadi o zaman. Ah, çalışmaktan nefret ediyorum. Çok sıkıcı. Evet, evliliğinden nefret ediyorum. Sanırım hiç bitmeyecek. Saat kaç oldu? Harika, artık resmen tatildeyiz. Bunların hepsi çöpe gidiyor. Ve bu aptal gömleği de artık giymeme gerek kalmadı. Oh, böyle çok daha iyi. Nihayet istediklerimi giyebilirim. Benimle geliyor musun Betty? Ben de bunu söylemeni umuyordum. Hoşça kalın evvel evliliğim. Ben de üniformayı çıkardığım için çok mutluyum. Hiç benim tarzıma uygun değildi zaten. Bütün gün bu anı bekliyordum. Çok heyecanlıyım. Artık bunlara ihtiyacım yok. Nasıl görünüyorum? Aa, çantamı hazırlasam iyi olacak. Gerekli şeyleri aldım. Tatiller abur cubursuz olmaz. Hele ki bir sürü krem çikolatasız asla olmaz. Kesinlikle haklısın. Sanırım ben hazırım. Bir saniye, neredeyse unutuyordum. Sen de benimle geliyorsun Teddy. Ha? Ne dedi? Şortun mu yok? Ah, onu ben çoktan düşünmüştüm. Şuna bak, sana çok yakışacak. Beğendin mi? Umarım hepsi sığar. Biraz sıkıştırmam lazım. Ah, neredeyse oldu. Teddy, biraz nefesini tutsan nasıl olur? Hadi gir şuraya. Yok, olmuyor. Bir saniye. Acaba hangi kıyafetlerimi alsam? Babamın bavulunda bir sürü yer var. Harika. Teddy, sakın çaktırma. Ne diyorsun? Bence çok rahat görünüyor. Hadi gir bakalım. Sen kilo falan mı aldın böyle? İşte oldu. Eyvah, ben şuraya geçeyim. En iyisi hepsini alayım. Teddy'nin benim bavulumda ne işi var? Hiç bilmiyorum babacığım. Hadi gidelim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Teddy, bu torbaya koyup ağzını kapatacağım. Şimdi bir elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. İşin bu kısmına bayılıyorum. Torbanın içindeki havayı emmek için süpürgeyi kullanacağız. Bak, gittikçe ufalıyor. Artık çantana sığması lazım. Hadi bir deneyelim. Vay canına, sihir gibi bir şey. İşte tamamen sığdı. Sanırım her şeyi aldık. Hadi gidelim, uçağa yetişmemiz lazım. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bilim yapma zamanı tatlım. Hadi canavar yapalım. Bu sefer olmazsa bugün biraz eğleneceğiz. Tuvalet kağıdı rulolarına yüzler çizdim. İçlerine de biraz karbonat dökeceğim. Ve biraz gıda boyası ekleyeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi sıra özel malzememiz sirkede. Hazır mısın? Oh, bu çok komik. Kusuyorlar. Vay canına. Ah, tekrar yap anne. Harika oyundu anne. Öyleydi canım. Ah bu fıdık, bu boyunlukla çok sevimli görünüyorsun. İn bakalım. Ay, saçlarına ne olmuş? Çalılığın içine düşmüşsün gibi görünüyor. Neyse, birinin banyo yapması gerekiyor. Ah banyo. Gözlerim, bu yakıyor. Bırak artık. Hayır, bir daha olmaz. Görebilmek istiyorum. Pekala, bu işe yaramayacak. Bir dakika, pofuduğun boyunluğu. Şunu alayım. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sanırım bu işe yarayabilir. Anne, ne yapıyorsun? Boyunluğu güneşliğin üstüne yerleştiriyorum. Sonra da saçlarını şu şekilde topluyorum. Pek şık olmadı. Ay, buraya nasıl geldik? Anne, bunun işe yarayacağından emin misin? Ani hareketler yapma tatlım. Hala görebiliyorum. Bak, her şey yolunda. Hadi şu saçlarını temizleyelim. Gıdıklanıyorum. Benim uslu kızım. Of, başka ne yapayım bilmiyorum. Biraz çaba göster tatlım. Hayır, istemiyorum. Bu berbat. Oh, buldum. Sana bu oyuncağı vereyim. Hayır. Peki ya, bütün bu popiklere ne dersin? Benim bir tane var. Bak, onlar kalsın. Ah, en azından denedim. Peki bu para dolu çantaya ne dersin? Alabileceğin bütün o şekerlemeleri düşün. Oh, ne çok para. Hayır, parayla aklımı çelemezsin. Sıkı pazarlık ediyorsun. Bunu istemiyorum. Amanın, güzel mutfağım. Çok eğlenceliydi. Deniz kızımla oynamak istiyorum. Deniz kızı mı? Hmm, bu bana bir fikir verdi. Yemek zamanlarını eğlenceli hale getirmek için tek gereken bir kaşık ve model hamuru. Model hamurunu yassılaştır. Sonra kaşığın sapına sar. Ve şöyle katla.
Sonra alt kısmına balık kuyruğu şekli ver, aynen böyle. Sonra bir şekil verme aletiyle kuyruğa biraz detay ekle. Model hamurunu şekil verici aletle biraz kazı. İyi görünüyor. Şimdi de balık pulları ekleyelim. Yukarıdan başlayıp aşağı kadar bunlardan yap. Çok derin olmasın. Aleti hamurun üstünde nazikçe hareket ettir. Bu bitince kaşığı fırın tepsisine yerleştir ve fırına ver. Bu hamuru pişirecek ve sertleştirecek. Fırından çıkar ve soğumaya bırak. Son olarak da gümüş renkli hamur boyasıyla boya. Umarım işe yarar. Ah, bir deniz kızı kaşık. Bu sihir gibi. Cici kızım. Selam canım. Baba. Selam tatlım. İşte kahvaltın. Bunu yemem. Yine mi? Babasına bak, kızını al. Yok, yemeyeceğim. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım, telefona bakayım. Alo? Ah selam, ne iyi ettin de aradın. Anne! Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipop'um! Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır, geri gel. Üzgünüm balon. Niye insanların başına kötü şeyler gelir? Betty ne oldu? Ay, seni sonra ararım. Tamam tatlım, annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi Lollipop'un sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Teşekkürler anne. Bak balonum artık uçup gitmiyor. Neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Annen halletti. Ay bu tuhaftı. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Ne çok para. Hey! Hey! Geri dön! Bekle! Paramı saklamalıyım. Duvardaki bu boşluk işimi görür. Sanırım bir fikrim var. Parayı boşluğa koyuyorum ve 3 boyutlu kalemle güvende kalmasını sağlıyorum. Çerçevesini çiziyorum. Sonra çaprazlama çizgiler. Ters yönünde de aynısını yapıyorum. Şimdi örümcek ağ gibi görünmeli. Ağın ortasından başlayarak daireler çiz. Şöyle. Param güvende. Olamaz. Şimdi seni yakaladım. Demek sonu böyle olacakmış. Bunu düşürmüşsün. Ay. Gördüğün gibi birçok güzel çiçeğimiz var. Senin görevin... pardon. Dediğim gibi görevin onlara bakmak. Ne güzel. Bu çok hoşmuş. Ay. Az kalmıştı. Dikkatini veriyor musun? İyi. Beni izle. Sulayıcı orada. Ne büyük sorumluluk. Bu gayet kolay görünüyor. Fazla sulama. Anladım. Olamaz. Şu pisliğe bak. Hemen temizle. Hemen. Tabii bana güvenebilirsiniz. Bakalım burada ne varmış. Bu saksıyı alıp temizlemeni istiyorum. Ay. Ve nefes ver. Çok üzgünüm. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu iyi görünmüyor. Ama sanırım işleri nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Bu saksıyı atmaya gerek yok. Sadece 3 boyutlu kalemi al. Kırın yanından aşağı doğru çiz. Kırın tüm kenarlarına uygula. Hiç boş bir nokta kalmasın. Neredeyse oldu. Bu tamam olunca bir kenardan diğerine çizgiler çek. Amaç iki kenarı birleştirmek. Harika. Sonra daha fazla çizgi çek. Şimdi içini doldurmaya başla. Biraz zaman alabilir ama değecek. Büyük boşluklar kalmasın. Şimdi çatlakların da üstünden kalemle geç. Bu çatlağın ilerlemesini önler ve balık güçlendirir. Şimdi biraz renk katmalıyız. Ne kadar farklı oldu. Selam. Amanın, bu müthiş. Ama başka bir şey kırma. Anladım.
yaşıyordum. Hey, bugün doğum günüm. Bana mutlu yıllar. Şimdi ne yapsam? Ha, buldum. Buralarda bir yerlerde olmalı. Aha, süsledim. Doğum günü ortamı olmalı. Doğru olmayan bir şey var. Hey, ne haber kanka? Sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Ha? Kapa kapa. Tada! Balon mu? Bana mı? Bu harika. Bugün özel bir gün. Onu duvara asacağım. Aslında bir fikrim var. 3 boyutlu kalemim lazım. Şuna bak. Balonu şişir ve çevresini 3 boyutlu kalemle çizmeye başla. Bütün çevresini sar. Tamamen kaplanana kadar devam et. Bu bitince balonun dibini makasla kes. Balon sönünce içinden dikkatlice çıkar. Sonra içine ışık zinciri koy. İşte parti ışığı. Şuraya asayım. Ne hoş görünüyor. Bayıldım. Çöp bidonunda ateş yakmaktan bile güzel. Hadi kutlama yapalım. Şurayı temizleyeyim. Fincanları çıkardım. Ortam hazırlayayım. Bir de pasta lazım. Sıra dilek tutmada. Ha? Ne oldu? Rüzgar. Sorun değil ha. Hava işte. Erken konuşmuşum. Doğum günün kutlu olsun. Yine huzurlu bir sabah. Hazırlansam iyi olur. Uyan. Günaydın. Dişlerimi fırçalama zamanı. Hala uykum var. Ay. Gıdıklıyor. Dişlerim ışıldıyor. Olamaz. Belki fark etmezse. Pekala, sırada ne var? Makyajım iyi görünüyor. Küpelerim takayım. Öbürü nerede? Bana bakma, hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Bu çok tuhaf. Ben ne yapacağım? Sanırım bir fikrim var. 3 boyutlu kalemle böyle bir üçgen çiz. Çizgiler şık olsun. Üçgenin tabanına ulaşınca başka bir renk kullanmaya başla. Bir karpuz yapacağız. Kabuk için yeşilin farklı tonlarını kullan. Sonra çekirdekler için siyah noktalar yap. Noktaları kırmızının üstüne rastgele yap. Bitince tersini çevir ve bir küpe iğnesi ekle. Şık ve leziz görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. 3 boyutlu kalemle küçük çizgiler çiz. Öbür yanına da yaprak şekli elde etmeliyiz. İyi görünüyor. Yaprağı ters çevir ve küçük ve şeffaf bir pipet parçası ekle. Bunu makasla kes. Bu yaprağı kulağında tutacak. Çok güzel görünüyorlar. Tesisatçı olmak istiyorum da. Biliyordum zaten. İlk misafirim. Selam canım. Harika görünüyorsun. Sen de öyle. Mutlu yıllar. Telefon kılıfı mı? Sağ ol ama bende bu var. Pardon. Ama bir şey daha var. İşte. Benim de dişlerim var. Evet tabii. Burada bir şey daha olmalı. Bunu unutmuşum. Çok üzgünüm. Bir dakika. O bir 3 boyutlu kalem mi? Sanırım bir fikrim var. Telefonunu düz bir yüzeye yerleştir. Sonra 3 boyutlu kalemle çizmeye başla. Aşağıdan yukarı doğru doldur. Hayal gücünü çalıştır. Ama hepsinin kaplanmasına dikkat et. Hiçbir noktayı atlama. Tabii kamera kısmını boş bırak. Bu bölümde acele etme. Şimdi yanlarını da çiz. Ana fikir güvenliği ve kişisel bir telefon kılıfı hazırlamak. Aynen böyle. Pekala, sana bir şey daha getirdim. Buna bayıldım. Harika, girebilir miyim? Bir misafir daha. Selam. Mutlu yıllar. İşte hediyem.
Hey, eminim bunlarla bir omlet yapabilirim. Dada! Uf, peki ya bu? Bir yumurta daha geliyor. Uf, geriye tek şansım kaldı. Ay yarı tatlım. Ha, sopayı hemen indir. Pekala, bu yumurtaları görüyor musun? Kabukları tavanın dışına alıyoruz. Alıştırma yaptıkça ustalaşırsın. Of, bu okul sonrası atıştırmalıkları çok yavan. Ah, sıkıcı. Hey, neden şuraya bakmıyoruz? Annem sürekli buraya bir şeyler stoklar, gördün mü? Bak. Bu şey bu sabah kesinlikle burada değildi. Hadi Midye'ye indirelim şunu. Acaba kaç dilim çıkar? Dikkatli ol, tamam mı? Kaşıklar. Gömül. Harika olacak. Oh, çok güzeldi değil mi? Bir dakika, altında bir not var. Annenin pastası. Oh, biz ne yaptık? Belki biz de bir pasta yapabiliriz. Marshmallowlar işe yarar mı acaba? Çikolata da olursa olabilir. Tabağın içine kare çikolatalardan koyuyoruz. Sonra üstüne dev marshmallowları yerleştiriyoruz. Sonra bunları fırına atıyoruz. Birazdan görüşürüz. Böyle görünmeye başladığında artık çıkarabiliriz. Dikkatli ol, çok sıcak. Of, şu güzelliğe bak. Annem buna bayılacak. Aa, eve geldi. Aa! Merhaba tatlım. Ah, demek doğum günümü hatırladın. Al bunu kullan. Ay canına, ne yaratıcı bir şey. Erimiş bir güzellik. Çok akıcı ve sıcak. Nefis. Oh, tadında yaz esintileri var. Sen dünyanın en iyi çocuğu musun? Nesin? Aşkım. Oh, yaşasın. Şimdi ben de tadına bakmaya can atıyorum. Limonata 5 sent. Daha yenisi kaldı. Hadi gelip alın. Merhaba. Herkese çok var. Hadi gelin. Ah, demek çok susadınız. Afiyet olsun. Aha, canına rüzgar gibi geçti. Tek bir damla bile kalmamış. Şimdi ne satacağım? Ne oldu? Limonatam tamamen bitti. Oo, bu hiç iyi olmamış. Ama bu sefer farklı bir meyve suyu deneyebilirsin. Bu karpuzu görüyor musun? Bunu doğruca kabuğuna batırıyoruz. Sonra geri çekiyoruz. İşte kendimize bir çeşme deliği açtık, gördün mü? Bu aleti şimdi buraya sokuyoruz. Ve işte hazır. Yerine tam oturdu. Şimdi bir bıçakla üstten kare bir parça kesiyoruz. Sonra bu blenderı daldırıp karpuzu meyve suyuna dönüştürüyoruz. Bütün suyu buradan görebilirsin. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Bir bardak karpuz suyu lütfen. Bundan daha ferahlatıcı bir şey olamaz. Ve bu da bunca iş sonrası benim ödülüm. Şimdi ilanımızı değiştirmeliyiz. İşte oldu. Tamam, artık müşterileri karşılamaya hazırız. Herkes için meyve suyumuz var. Of, iyi ki örtü bu kadar büyükmüş. Kanepeye yeni bir görünüm kazandırdı, gördün mü? Evet, güzel. Vay canına. Sorun yok, şimdi bütün ışığı engelleyeceğim. 3 boyutlu film sezonu resmen başlamıştır. Harika. Hayır, söndür. Böyle daha iyi. Galiba kızın başı belada ha? Patlamış mısır için sağ ol baba. Ne? Bu ne böyle? Betty, ya niye buruşturdun öyle yüzünü? Tuzlu mu? Sen de amma seçicisin. Film gecesi tamamen mahvoldu. Of ya, peki tatlı bir şeyler ister misin? Hayır. Peki o zaman. Her zaman yiyecek konusunda mızmızlanır zaten. O zaman ben de özel bir patlamış mısır yaparım. Ben de bu sefer mikrodalga yerine mısırları tavada pişireceğim. Ancak bu da ilk aşaması. Tatlıyı çok sevdiği için içine karamel de atacağım. Şimdi ateşin sicini yapmasını bekliyoruz. Oh,
şimdiden olmaya başladı. Yağlar nasıl sıçrıyor. Demek yaptığım işe yarıyor. Çağır çabuk patlamış mısırlarımız oldu. Hazır işte. Ya da karamelli mısır mı desek? Çok da güzel kokuyor. Hey Betty. Aa, uykuya mı dalmış hemen? Ah yazık. Sanırım bunların hepsi bana kalıyor. Çok güzel. Öf, bu şey nasıl açılıyor? Öf, mıncık mıncık oldu. Ne tüyleymiş. Kedi yalamak gibi bir şey bu. Ama bunu kesersen belki daha iyi olur. Ama bütün meyveyi heba ediyorum. Geriye yiyecek bir şey kalmıyor ki. Aa, çok kötü oldu. Olmuyor işte. Ben dünyanın en kötü aşçısıyım. Tatlım, orada neler oluyor öyle? Ay, ağlıyor musun sen? Bu kivi benden nefret ediyor. Ah, ama bunu halledebiliriz. Bir düşüneyim. Bunu gördün mü? Bıçağı alıp böyle kesiyorsun. Sonra bu yarıyı tekrar ikiye bölüyoruz. Aynısını diğer yarısıyla da yapıyoruz. Sonra meyvesinden ayrılana kadar kabuğunu bardağın kenarından aşağıya bastırıyoruz. Meyve kısmı doğruca bardağın içine düşüyor. Hepsi bu, gördün mü? Anne, sen bir meyve kesme dahisin sisisin. Vay canına, bu şey ne kayganmış. Ay, neyse sorun yok. Ama belki bir çatal kullanman daha iyi olur. Tada! Ah peki. Teşekkür ederim. Çok güzelim. Sen benim küçük kivimsin tatlım. Al bakalım David. Hey, bu bir tabak tozu çamura benziyor. Hadi ama bu senin için yararlı. Hadi bir dene. Ha, bilemiyorum anne. İğrenç. Ay, bunu yemem ben. Çamurlu su biriketisine benziyor. Peki ya şu pastaya ne dersin? Canım aslında tam ondan istiyor. Üstü de ne güzel kaplanmış. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Buldum. Sen portakalı hep sevmişsindir. Aa, bu yine de pasta gibi olmaz ki anne. Hayır, teşekkürler. Belki verebileceğin başka bir şey vardır. Bol proteinli yoğurt mu? Baksana ne vereceğim David. Of, bilemiyorum. Onu sevdiğimi sanmıyorum. Bir dakika. Sanırım daha iyi bir fikrim var. Sadece biraz hazırlık gerektiriyor. Portakalları soyuyoruz. Sonra bunları ahşap şiş geçiriyoruz. Bunun gibi büyük bir bardağın içine koyuyoruz. Şimdi de sevdiğin yoğurdu içine bolca döküyoruz. Meyve sayesinde tadı artık harika olacak. Üstüne istersen farklı tatlar da ekleyebilirsin. Bardak neredeyse doldu. Sonra bunu bir süre dondurucuya koyuyoruz. Ve yarım saat sonra muhteşem bir atıştırmalığın oluyor. Sadece bardağın içinden çıkarıp çubuğunu da çekiyoruz. Bak, o olmasa da atıştırmalığımız dağılmıyor. Daha sonra dilimleri ayırıyoruz. Ah, çok harika olmadı mı? Hiç şeker katmadan müthiş bir tatlımız oldu. Bu benim kahvaltım mı şimdi? İşte olay bu. Kokusu harika. Eminim bunları 2 saniyede patlatabilirim. Markete mi gittin? Ve sana en sevdiğin şeyi aldım. Yani vanilyalı dondurma. Bir bakalım başka neler almışım. Benim için önemli olan tek şey bu. Ama böyle yumuşak mı oluyordu bu? Dondurma çorbasına dönmüş bu. Of, olamaz. Of, lütfen ağlama. Dur, onu halledeceğim hemen. Hey, oyuncağını kullanabilir miyim? Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Oyuncağın çukurlarına sevdiğimiz kuru yemişleri koyuyoruz üstüne. Dondurmayı da döküyoruz. İstediğin dondurma olur. Ama hepsinin üstü tamamen kaplanmalı. Mükemmel. Şimdi bunu dökülmemesi için dikkatlice dondurucuya koyuyoruz. Şimdi 10 dakika bekliyoruz. İşte oldu. Sonra alıp ters çevirerek tabağa koyuyoruz. Bak.
Ah, bu muhteşem bir şey babacığım. Aa, dur. Bir dakika. En iyi kısmını unutuyordum. Az kalsın. Çikolata sosunu seversin değil mi? İşte al bakalım. Aslan babam. Galiba bütün fındıkları kullanmışım. Ah, bana hiç kalmamış. Ağzımın içinde sanki parti var. Ah, ne güzel. Afiyet olsun. Biliyorum. Artık mutlaka bir gün öğle yemeğine gitmemiz lazım. Tatlım, çok uzun zaman oldu. Anne, ayakkabımın bağı çözülmüş. Bağlamam lazım. Önümüzdeki haftaya ne diyorsun? Çevi. Tamam, iyi fikir. Bir saniye. Hadi gidelim tatlım. Ne? Beni nereye götürüyorsun? İşte başardım. Kendi başıma bağladım. Anne? Nereye gitti ki? Saçlarımı kestirmem lazım. Anne, ben sıkıldım. Şekerleme. Öf, boşmuş. Biraz eğlenmek istiyorum. Vay canına. Ben de dilimi böyle dışarı çıkarabilirim bak. Bu güzel olmadı. Bu neymiş? İlginç bir şeye benziyor. Vay canına, içinde ne olduğunu merak ettim. Şuna bak. Bunları üstüme yapıştıracağım. Bir tane de buraya koyacağım. Bu çok harika. Dövmeye benziyorlar. Çok harika görünüyorum. Nereye gitti bu? Liam! Geliyorum anne. Ne düşünüyorsun? Sen ne yaptın bakayım? Böyle dışarı çıkamazsın. Bantların hepsini çıkarmamız lazım. Hayır, acıyor. Gel buraya. Buna vaktimiz yok. Derhal geri dön. Bunun için fazla yaşlıyım. Liam, hemen buraya gel diyorum. Olmaz, beni zorlayamazsın. Otur bakayım şuraya. Ver şu kolunu. Sanırım bunu nasıl halledebileceğimi biliyorum. Ve tamamen acısız olarak bir kulak temizleme çubuğunu vazeline batırıyorum. Bunu bantın üstüne süreceğim. Artık bantı yerinden çıkarabiliriz. İşte hiç fena olmadı değil mi? Nereye gitti bu? Şimdi sıra diğerinde. Artık güzel yüzünü görebiliyorum. Tamam, hadi gidelim. Birini görmedi. Aramızda kalsın. Çok güzelsin bebeğim. Al bakalım şekerlemeleri. Çıkmadan evvel tuvalete girmene gerek yok değil mi? Hayır. Hadi gidelim. Tamam. Bir saniye. Hem bu çok eğlenceli. Ormanda olmak çok güzel. Uzaklara gitme tatlım. Bu ne güzel. Onu almam lazım. İşte aldı. Kokusu ne güzel. Eyvah, çişim geldi. Baba, acil bir durumumuz var. Biliyordum. Tamam, gel benimle. Acele et. Buralarda bir yerde çalılık falan olması lazım. Burası çok iyi. Hem doğanın tadını çıkarabilirsin işini hallederken. Hayatta olmaz. Peki, o zaman bir düşünelim. Buldum. İzle beni. Nerede bu? Baba ya. Hadi bakalım. Şaka mı bu? Hayır. Düşün. Bu ciddi bir durum. İşte bu işe yarayabilir. Tamam, bir dakika. Bu kovayı bagaja koyacağım. Ve kapağı klozet kapağı gibi iş görecek. Hadi bakalım, tahtın seni bekliyor. Tam zamanında. Bu battaniyeyi yukarı kaldırıp seni saklayacağım. Baba olarak yine sıradan bir gün. Eyvah. Hadi bir an önce hallet işini. La 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 la. Eyvah. Arabayı yıkadığın tembelce bir gün gibisi yok gerçekten. Hava çok sıcak. Selam. Şu karnımızı da içeri çekelim. O
orada olmalı değil mi? Şuna bak. Kimse bu saçlara karşı koyamaz. Merhaba hanımlar. Aa, ne komik. Ah, klasik hareketler. Bana mı güldü onlar? Ah, olamaz. Uf, hep böyle oluyor. Ah, neyse, ben işime döneyim. İyice temizleyip parlatmam lazım. İşte tek bir leke bile kalmadı. Güzel iş çıkardım. Gayet güzel oldu. Okula gitmek için hazırım baba. Atla bakalım tatlım. Tamam, hadi gideyim babacığım. Önce biraz müzik açalım değil mi? Bu şarkıya bayılıyorum. La 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 la. Olamaz. Sen ne yapıyorsun? Ay pardon. Arabayı daha yeni yıkadım. Ama yine de biraz dans edebilirim. Ben az önce ne dedim? Pekala, sakince nefes alıp ver. Yoga derslerini hatırla. Bir dakika, bir fikrim var. Bu tişört bütün sorunu çözecek. Bunu başlıktan geçirip koltuğa giydireceğim. Şimdi istediğin gibi dans edebilirsin tatlım. Sağ ol babacığım. La 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 la. Hadi gidelim o zaman. Püf püf, çekilin şuradan bakayım. Üstüne biraz sinek kovucu sıkmam lazım. Olmaz, çok gerici bir şey o. Nereye gidiyorsun? Uf, neyse, en azından denedim. Beni yakalayamazsa ki. Burası şekerlemelerimi yemek için güzel bir nokta. Aha, ne ilginç bir kitap. Çok güzel. Olamaz. Gidin buradan. Anne. Beni rahat bırakın. O Liam mıydı? Ah, neyse, herhalde önemli değildir. Kurtar beni. Alın bakalım. Şimdi iyice kızdılar. Anne, bana yardım etmelisin. Her yanımı sivrisinekler sardı. Çok kötüler. Endişelenme tatlım, ne yapacağımı biliyorum. Birkaç damla bundan damlatmamız lazım. Bunu bilekliğine damlatacağız. Bu sivrisinekleri uzak tutacaktır. Seni artık rahatsız etmezler. Şimdi öp bakalım anneyi. Ay dur şimdi, sivrisineklerden intikam almalıyım. İşte döndüm ve bu artık şahsi bir mesele. Hey, alın bakalım. Bu ne? Belki sihirli bir diyara açılan gizli geçit olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hayır, bluzu koyu pembe sipariş etmiştim. Şeker pembesi değil. Hadi bakalım, az bir şey kaldı. Lütfen bu sefer. Jared, hayır, dur. Müthiş olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bunu yapma demiştim. Bu haksızlık. Orada gizli bir geçit var ama. Ay lütfen ağlama. Baksana ne vereceğim. Çok hoşuna gidecek. Tamam, ver hadi. Of, iyi kurtardık. Bu kapak işimize yarayabilir. Tam oraya uyacak boyutla. Bir denemeye değer. Şu ayranlardan birkaç tane daha lazım bana. Kapağı bu şekilde prize sokup çeviriyoruz. Bu sayede meraklı parmakları tehlikeden koruyabiliyoruz. Ah, şimdi biraz rahatladım. Evet, o bebek mavisi bluzu sipariş vermek istiyorum. Koyu mavi olanı değil. Artık o geçitin keşfine başlayabilirim. Ha? Neler oluyor? Çok sıkıcı. Ah, işe yarayacağını biliyordum. Şimdi evdeki diğer prizleri de halletmem lazım. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Hadi uyku zamanı. Ah, ama benim uykum yok. Tatlı rüyalar tatlım. Gitti mi? Ay, hiç uyumak istemiyorum. Onun yerine biraz eğleneyim. Bu hamura bayılıyorum. Hem yumuşacık hem de böyle ısıyor. Sen de denemek ister misin Barbie? İşte böyle hepsini ye. Peki, ben de biraz deneyeceğim. Ha? Sabah mı oldu hemen? Olamaz, ne oldu böyle? Saçların haline bak, hamura kaplanmış. Yapış yapış olmuş. Bu neden oldu ki şimdi? Madison, sorun nedir? Bebeğimin haline bak. Fena olmuş gerçekten. Evet, saçların her yerine bulaşmış. Bir dakika, bu hamur mu? Yani evet, olabilir.
Ver bakayım onu bana. Bu evde hamurla oynamıyoruz biliyorsun. Şimdi saç konusunda ne yapabiliriz bir bakalım. Bir şey yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama bu yıkayarak temizlenmez. Ama bir fikrim var, saçların tamamını keseceğiz. Aa, tıraş makinesi, hemen bırak babacığım, hayır. Birazdan biter, sanırım bu ona yakışacak. Doğrusu benim de hoşuma gidiyor bunu yapmak. Vay canına, kafası pırıl pırıl parladı. İşte bitirdim, güzel görünüyor. Yeni bebeğine merhaba de hadi. Sen çıldırdın mı, ona bir bak. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapmamı istediğini anlamıyorum. Bir saniye, harika bir fikrim var. Bu yün ipliği kullanabilirim. Bir sonraki adım için bir iğneye ihtiyacımız olacak. İğneyi bebeğin başından geçiriyoruz ve diğer taraftan çıkarıyoruz. Sonra iğneyi çıkarıyoruz ve aynısına sarıyla devam ediyoruz. Sarıyı ilk iplik parçasının yanına batırıyoruz. Bebeğin kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynen böyle, bak harika oldu. Sanki saçında bir gökkuşağı var. Ne düşünüyorsun Madison? Bayıldım. Saçları rengarenk olmuş. Teşekkürler. Harikasın. Öyleyim gerçekten değil mi? Belki ben de saçımı bebeğinki gibi yapmalıyım. Bardakları böyle koyalım. Demek ki bir çay partisi veriyorsun öyle mi ufaklık? Ne tatlı oynuyor. Şimdi çaydan nem gelsin. Çayı yeni demlemiştim. Bu çaydan keyif alacağınıza eminim. Ve bunun yanında şekerlemelerimiz de var. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar var. Bunun yanında bir atıştırmalığımız daha var. İşte bu leziz sosis. Bir dakika, bu yeter mi acaba? Üç kişiyiz değil mi? Ama tek bir sosis var. Aa, yok böyle olmayacak. Belki bunu üçe bölebiliriz. Sen bunu yapabilirsin tatlım. O sosise kimin patron olduğunu göster. Bir türlü kopmuyor. Of. Pardon babacığım. Neler oluyor? Biz üç kişiyiz bak. Aa evet haklısın tabii. Bir iki üç ama bir tane sosis var. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Benim bir çözümüm olabilir. Şu alete bir bak. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Şuna bir bak Madison. Şimdi bu alet sosisi hızlıca dilimlere ayıracak. Üst kapağını açıp sosisi buraya koyuyoruz. Bu metal çubuklar sosisi parçalara bölecek. İşte böyle. Vay canına, çok kolay oldu. İnsanların aklına neler geliyor. Vay canına, şimdi geri çekeyim babacığım. Acele etme tatlım. Bunu senin için bir tabağa koyacağım. Al bakalım. Teşekkürler. Kocaman ağaç. Hadi. Sen olmasan ben ne yapardım? Teknoloji ne harika bir şey. Hadi iyi çay partileri tatlım. Al bakalım ayıcık. Aferin sana oğlum. Bunu okuman lazım. Kasabada bir hırsız kedi varmış. Ha, şaka yaptım sadece. Aa, evet anladım. Madison. Ne var babacığım? Köpeği yürüyüşe çıkarman lazım. Sorun yok, hazırlanmam lazım ama. İşte tamamdır. Hadi gidelim oğlum. Bir dakika. Kaka torbasını unutma. Ah iğrenç. Onu almak istemiyorum. Uf peki. Ben de seninle geliyorum. Hadi çıkalım o zaman. Yürü bakalım tembel hanımefendi. Burası ne kadar güzel değil mi? Oğlum sorun ne? Aa evet, işini hallediyorsun. Hey, bunu herkes yapıyor. Sen neler yemişsin öyle. Sen hallediyorsun tatlım. Köpek isteyen sendin. Of peki, neden iğrenç şeyleri hep ben yapıyorum ki? Buna dokunmak istemiyorum. Of pis kokuyor. Oh, üzgünüm, ben yapamayacağım. Ama burada bırakamayız onu. Aa buldum. Tokanı kullanabiliriz. Kakayı bununla yerden alabilirim. İzle ve öğren. Bunu torbanın içine sokuyoruz. Sonra kakayı yerden alıyoruz. Bu sayede dokunmamıza gerek kalmıyor. Şimdi torbayı ters yüz ediyoruz. İşte işimiz bitti. Bunu şimdi çöp kutusuna atıyoruz. Biraz kafayı çalıştırınca işi hallettik. Şimdi bunu da yerine geri koyalım. Hadi gidelim. Bak bende ne var? Taptaze sebzeler. Ve yanında bir kova dolusu kızarmış tavuk. Çok güzel. Baharatları nefis kokuyor. Ha, ne var? Konuşmamız lazım. Sen tavuğu alıyorsun ve ben de bunu mu yani? Hey, ben kuralları koymuyorum. Demek istediğim mi? Şu resme bir bak. Burada hiç kızarmış tavuk görüyor musun? Aa, hadi ama. Buldum. Sanırım bir oyun oynamamız lazım.
Bir dakika, oyun mu oynayacağız? Peki, yarışmayı severim. Ben kazanırsam yediklerimizi değiştiriyoruz. Şartını kabul ediyorum. Ben bu arada şu krem şantiyi sıkayım. Ama buna pişman olacaksın. Tabii, ne demezsin. Tamam, artık hazırım. İşte başlıyoruz. Bunu yapmak çok heyecan verici. Bence bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi. Acemi şansı. Sıra bende. Bana da hiçbir şey olmayacağından eminim. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. Bu haksızlık. Bunu hep diyorsun. Şimdi ver şu tavukları bana. Süper. Haklısın. Baharatı inanılmaz kokuyor. Bekle. Hadi bir daha oynayalım. Olmaz. Ben böyle iyiyim. Denemeye değerdi. Sebzelerden nefret ederim. Hayır. Madison, yine yatağından mı düştün? Nasıl uyumaya devam ediyor acaba böyle? İşte oldu. Neyse ki bunun için harika bir çözümüm var. Bu çözüm onu durması gereken yerde tutacak. Artık hiç yataktan düşmeyecek. Ne? Bu nasıl yaptı ki? Her akşam aynı şey. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Önceden ortasını kestiğimiz bu havuz makarnasını yatağın kenarına böyle takıyoruz. Madison döndüğünde köpük tampon görevi görüyor ve artık yere düşmüyor. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi sessiz olsam iyi olur. Şırınganın içine simli epoksi reçine doldur ve bunu kelebek şeklindeki kalıbın içine sık. Epoksi reçinenin sertleşmesini bekle. Sonra kalıptan çıkar. Bir zinciri kanatlarına iliştir. İşte göz alıcı küpelerin oldu. Vay canına, güzel görünüyor. Kim küpelerin pahalı olması gerek dedi ki? Merhaba David, hoşuna giden bir şey var mı? Seçecek bir sürü şey var. Hoşuma gitti bu. Vay canına, çok güzeller. Ama herhangi bir şey alabileceğimi sanmıyorum. Ben gideyim, görüşürüz. Belki kendi takılarımı kendim yapabilirim. Burada ihtiyacım olan her şey var. Hadi bir bakalım. Bu işe yarar. Boncukları bu misinaya dizeceğim. Sandığımdan zormuş bu iş. Neredeyse oluyor. Hadi ama. Başardım. Şimdi güzelce bağlayayım. Of, tekrar deneyeyim. Bu bayağı hoşuma gitti. Biraz ufak kalmış. Belki elimin üstünden geçirebilirim. Yok, olmuyor. Esnetmem lazım. Hayır. Yine mi? Bu çok sinir bozucu. Yeter ama, aptal bilezik. Tek istediğim güzel bir şey takmaktı. Bu limonlar da nereden gelmiş? Vay canına, şuna bak. Bir sürü var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Eğer meyve ve takılara meraklı biriysen buna bayılacaksın. Bu limonu dilimle ama parmaklara dikkat. Limon dilimlerini bir fırın tepsisine al ve sıcak fırına koy. İyice kuruyana kadar limonları fırınla. Aynen böyle. Ama bunu limonları yemek için yapmadık. Sonra bir bardağın içini sıvı camla doldur. Limonu sıvı camın içine batırmak için tahta bir şiş kullan. Limon tamamen kaplansın ve sıvının fazlası bardağa geri aksın. Şişin açtığı deliğe bir küpe kancası yerleştir. Aynısını diğer dilimlere de uygula. Vay canına, bunlara bayıldım. Doğa ana bununla gurur duyacak. Artık benim de para kazanma zamanım geldi. İşte tezgahım hazır. Ne düşünüyorsunuz? Bayıldım. Bir çift alayım. Buyurun. Merhaba Eva. Küpelerine bayıldım. Bununla değişir misin? Tabii ki. Al bakalım. Vay canına, bunu çok istiyordum. Çok şirinler. Dur. Benden kaçma.
Seni yakaladım. Bu kadar kaçmak yeter. Banyo zamanı geldi ve bunu yapacaksın. Oh, şimdi önce sabunlanalım. Ne? Kayboldu. Yine nasıl kaçtı? Oh, sırra kadem bastı. Evet, canavarlarımı seviyorum. Onlar çok iyi. Ne yaptığını sanıyorsun? Hadi gel. Oh. Hayır, ben yapmak istemiyorum. Banyodan nefret ediyorum. Sen gördüğüm en kötü insansın. İyi, tamam, ben kötüyüm. Ama sen sabunlanacaksın. Hayır, beni yakalayamazsın. Sabunlanmak yok. Olamaz, beni delirtecek. Yaşasın, ördekçik çok güzel yüzüyor. O en iyisi. Plastik ördeklerini seviyor. Sanırım bunu kullanabilirim. Bu büyük bardağa ihtiyacım var. İçini şeffaf epoksiyle dolduruyorum. Yüzeye çıkan şu baloncuklara bak. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi epoksiye renk katacağım. Birkaç damla yeter. İyice karıştırmalıyım. Epoksi çok yoğun olduğu için bol bol karıştırayım. Tamam, bu kadar karıştırma yeter. Şimdi bunu plastik ördeğin üzerine dökeceğim. Tamam ördekçik, epoksi duşu alacaksın. Ördeğin her yerine döküp iyice kaplayayım. Bayağı yoğun. İyice dökünce kurumasını bekleyeceğim. Evet, bitti. İşte, nasıl buldun tatlım? Vay canına. Amanın, dikkati dağıldı. Şimdi sabunlayabilirim. Onun bu kadar işe yaradığına inanamıyorum. Oh, yine huzurlu bir sabah. Hazırlansam iyi olur. Oh, uyan, günaydın. Dişlerimi fırçalama zamanı. Ah, hala uykum var. Ay, gıdıklıyor. Ah, dişlerim ışıldıyor. Oh, olamaz. Belki fark etmezse. Pekala, sırada ne var? Makyajım iyi görünüyor. Ah, küpelerim, takayım. Öbürü nerede? Bana bakma, hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Ha, bu çok tuhaf. Oh, ben ne yapacağım? Sanırım bir fikrim var. Üç boyutlu kalemle böyle bir üçgen çiz. Çizgiler şık olsun. Üçgenin tabanına ulaşınca başka bir renk kullanmaya başla. Bir karpuz yapacağız. Kabuk için yeşilin farklı tonlarını kullan. Sonra çekirdekler için siyah noktalar yap. Noktaları kırmızının üstüne rastgele yap. Bitince tersini çevir ve bir küpe iğnesi ekle. Şık ve leziz görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. Üç boyutlu kalemle küçük çizgiler çiz. Öbür yanına da yaprak şekli elde etmeliyiz. İyi görünüyor. Yaprağı ters çevir ve küçük ve şeffaf bir pipet parçası ekle. Bunu makasla kes. Bu yaprağı kulağında tutacak. Oo, çok güzel görünüyorlar. Ha? Aa, şey, tesisatçı olmak istiyorum da. Ha, biliyordum zaten. Ah, sanat muhteşem değil mi? Yakından bakalım. Oo, şu resimlere bak. Hiç beklemiyordum. Devam edelim. Burada ne varmış? Ah, küçük bir büst. Aslında bu bana ilham verdi. İşe koyulma zamanı. Kutu kalıbım hazır. O vıcık vıcık şeyi dök. Olamaz, bu çok ıslak. Gözlerimi açmasam iyi olacak. Bir dakika. Videoyu durdur. Devam etmeden önce bir şeyler atıştırayım. Bu cips işe yarar. Evet, evet. Bu seviyeyi yok ediyorum. Burada bana yer var mı? Ah, boş bir sandalye. Buraya sıkışayım. Ah, nihayet. Buraya gelmem çok uzun sürdü. Ama şimdi her şey hazır. Artık başlayabilirim. İyice esneyeyim de başlamaya hazır olayım. Ah, daha iyi. Öfke! Bu zindanı mahvedeceğim ve kesinlikle hız rekoru kıracağım. Ne? O NPC'leri bana atabileceğini mi sanıyorsun? İmkanı yok. Ey! Of, o da ne? Neler oluyor? Olamaz! Hız rekorunu az kalsın kırıyordum. Ah, ne? Klavyem, klavyeme ne oldu? Kuşlar etrafa dağılmış. Onu mahvettim. Öf, şu W harfine bak. Bundan kurtulmalıyım. Bu sorunu çözmek için başka bir şey yapmalıyım. Şimdi epoksiyi de ekleyeyim. Fazla doldurmak istemiyorum. Bu soruna neden olabilir. İşte hepsini doldurdum ve şimdi hepsi kurudu. Artık onları çıkarabilirim. Ah, şunlara bak, ne şirin oldular. Onları klavyemdeki eksik tuşların yerine yerleştireceğim. Pekala, yeni sevimli klavyemi çok beğendim. Hız rekorunu kırmak için uğraşmalıyım. Biraz esneyeyim. Öfke!
Hadi yapabilirsin. Daha sert, daha hızlı. Bir dakika. Oo, başardım. Rekoru kırdım. İşin sırrı şanslı klavyem. Hey pekala, aferin. Alkışlar senin için geliyor. Tamam, bu güneş kremiyle kendimi koruduğumdan emin olayım. Bu kadar boncuk yeter. Sıra karpuzumla oynamaya geldi. Aa, ne kadar vıcık vıcık bayıldım. Hey bir saniye. Şurada boş bir saksı var. Küçük karpuzumu o toprağa yerleştireyim. İşte oldu. Şimdi sadece büyümesini bekleyeceğim. Evet, hiç beklemeden büyümeye başladı. Tamam, bu fikir dahice. Bunu yapmalıyım. Pekala karpuz, şimdi bana bir karpuz ağacı ver. Hadi ama yapabilirsin. Sunny orada ne yapıyor? Ha, neyse. Karpuz, neden büyümüyorsun? Ha? Ha, hayır, çok üzgün görünüyor. Onu neşelendirmek için bir şey yapmalıyım. Polimer kili kat kat koyarak başlıyorum. Sonra bir de bu kırmızı kil topunu koyuyorum. Sıra bunu rulo yapmaya geldi. Bu aleti kullanacağım çünkü kili dilimlere ayıracağım. Ama dikkatli olmalıyım, ezmek istemiyorum. Tamam, iki kesikte bir dilim kestim. Ortadaki küçük dilim bana yeter. Şimdi yine kil aletimi alıyorum. Çünkü bu daireyi ikiye bölmeliyim. Güzel, bu yarısını kenara alıyorum. Şimdi bir dilim daha kesmeliyim. Tıpkı bir turta gibi. Gitgide güzelleşiyor. Bu işe yarar. Şimdi bu kil parçasına cila sürmeliyim. Güzel ama karpuzun çekirdekleri eksik. Bu küçük siyah boncukları koyabilirim. Çekirdeğe benzeyecek. Ama sadece çekirdek olması yetmez. Mutlu bir yüz istiyorum. İşte artık küçük mutlu bir yüzü var. Ne şirin. Sen iyi. Sana küçük bir şey hazırladım. Aa, küçük bir karpuz kolye. Ona uygun küpeleri de var. Aa, çok sevimliler. Çok sevdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sadece seni üzgün görmek istemedim. Hey, onun yerine bunu ekebilirim. Aa, ne? Sunny, ne? Bu hiç mantıklı değil. Dur, dur, dur. Benden kaçma. Seni yakaladım. Bu kadar kaçmak yeter. Banyo zamanı geldi ve bunu yapacaksın. Oh, şimdi önce sabunlanalım. Ne? Kayboldu. Yine nasıl kaçtı? Oh, sırra kadem bastı. Evet, canavarlarımı seviyorum. Onlar çok iyi. Ne yaptığını sanıyorsun? Hadi gel. Oh. Hayır, ben yapmak istemiyorum. Banyodan nefret ediyorum. Sen gördüğüm en kötü insansın. İyi, tamam ben kötüyüm. Ama sen sabunlanacaksın. Hayır, beni yakalayamazsın. Sabunlanmak yok. Olamaz, beni delirtecek. Yaşasın, ördekçik çok güzel yüzüyor. O en iyisi. Plastik ördeklerini seviyor. Sanırım bunu kullanabilirim. Bu büyük bardağa ihtiyacım var. İçini şeffaf epoksi ile dolduruyorum. Yüzeye çıkan şu baloncuklara bak. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi epoksiye renk katacağım. Birkaç damla yeter. İyice karıştırmalıyım. Epoksi çok yoğun olduğu için bol bol karıştırayım. Tamam, bu kadar karıştırma yeter. Şimdi bunu plastik ördeğin üzerine dökeceğim. Tamam ördekçik, epoksi duşu alacaksın. Ördeğin her yerine döküp iyice kaplayayım. Bayağı yoğun. İyice dökünce kurumasını bekleyeceğim. Evet, bitti. İşte, nasıl buldun tatlım? Aa, canına. Amanın, dikkati dağıldı. Şimdi sabunlayabilirim. Onun bu kadar işe yaradığına inanamıyorum. Bu çay ne güzel, sıcacık. Bayıldım. O da ne? Ah, gidip güne başlamalıyım. Fincanı oraya öylece bıraktı mı? Temizlik yaptığımı görmüyor muydu? Bir dakika. Masada iz bırakmış. Hayır. Belki sert bir şekilde silersem çıkarabilirim. Bir dakika. Bir fincan daha mı? Bunu da ardında bıraktı. Başka bir lekeyle. Ah, ne güzel. Roket şeklindeki bu fincanı seviyorum. Gerçekten mi? Evin içinde peşinde geziyorum. Bir dakika. Yine mi? Sunny bu kadar çok fincandan bu kadar çok şeyi nasıl içebiliyor? Üstelik fincanı olduğu yere bırakıyor hem de her yüzeye. Ah, yoruldum. Hiç durmadan temizlik yaptım. Belki ondan içecek bir şey kalmıştır. Ha? Portakal dilimimi. Ah, şunu plastik bir yüzeye koyup silikon tabancamı alayım. Dilimin etrafına sıcak silikonla bir daire çiziyorum. Kusursuz olmasına gerek yok. Zaten meyve de tam daire değil.
ama yeteri kadar kalın olması lazım. Bu kenarı yükseltmek için biraz daha sürmeliyim. Şimdi biraz ışıltı katalım. Altın rengi sim döküyorum. Çok koymama gerek yok. Aşırıya kaçmak istemem. Sıra epoksiyi eklemeye geldi. İçine döküyorum. Portakal dilimin tamamen kaplaması gerek. Silikon kenarlar da epoksiyi yerinde tutacak. Artık kuruduğuna göre kalıbımdan çıkarabilirim. Çok güzel oldu ama daha bitmedi. Kenarları boyayayım. Bu ışıltılı altın rengi boyayı kullanacağım. İşte oldu. Bardak altlığım sonunda hazır. Ah canına ne kadar güzel. Düşündüğümden daha da iyi oldu. Orada dur. Fincanını bu bardak altlarından birinin üstüne koymayı ihmal etme. Evet başardım. Mobilyalarımı korumama yardım edecek. Tamam şimdi bu bittiğine göre bir şeyler atıştırabilirim. Bir saniye bu da ne? Bütün bu bardaklar nereden geldi? Ah. Acele et. Umarım hoşuna gider. Vay canına. Pekala. Tamam ben hazırım. Vay canına bu bir gökkuşağı müthiş. Oo bu çok güzel renkmiş. Bununla başlıyorum. Bu rengi daha büyük fırçayı boyamak için kullanacağım. Daha sonra da maviyle boyayacağım ve sonra yeşili, sarı ve açık maviyle boyayacağım. Bu fırçanın üstüne gökkuşağının bütün renklerini süreceğim ve şimdi sıra boyayı kağıdın üstüne uygulamak. Haha işe yarıyor şu renklere bakın. Mükemmel aynen böyle iş bitti. Yaşasın gökkuşakları hoşuma gidiyor. Ah bu gökkuşağını yapmak neden bu kadar zor? Ne çok renk gerekiyor. Nasıl hemen bitirdin? Oh her neyse. Kendini çok iyi sanıyor. Bir saniye. İşin sırrı bu. Ver şunu bana. Hey neler oluyor? O benim. Kendininkini kullan. Benim fırçamı çalmaya çalışma. Sanat hırsızı seni. Oh olamaz. Çok yukarı uçtu. Neler oluyor? Sihirli bir şey yapıyor. Vay canına bu harika bir disko topu. Şu parıltılara bak. Şimdi dans zamanı. Oh, gökkuşağı atıyorları her zaman çok harikadır. Bu iki tek boynuzlu bugün bu törenle evlenmeyi kabul etmiştir. Seni seviyorum. Ha tanrım bu çok güzel. Eğer kimsenin bir itirazı yoksa yüzüklerinizi takabilirsiniz. Yüzük tabii. Ha, oh aman tanrım nerede ki bu? Cebime koyduğumdan eminim. Hey burada acil bir durum var. Benim yüzüğüm yok. Burada neler oluyor? Ha? Amanın yüzüğü yok. Bir dakika ben bir şeyler düşüneceğim. Aha, hayallerimin düğünü mahvoluyor. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Kolyem. Bana bir saniye izin verin. Elimde boncuklarla saç düzleştiricim var. Bu fırın kağıtlarının düzleştiricinin sıcak kısmına geçiriyorum. Güzel. Şimdi boncukları düzleştiricinin kollarına dizip araya sıkıştıracağım. İşte oldu. Boncuklar sıcakta erimeye başladı. İşte oldu. Eriyip yassılaştılar. Şimdi bunları yuvarlayıp yüzük haline getiriyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi bunu parmaklarıma takacağım. İşte böyle. Çok iyi gidiyor. Her biri parmaklarıma çok iyi uydu. Ben bir dahiyim. Artık bu düğünü kurtarmanın zamanı geldi. Şişt, al bakalım. Evet tamam yakaladım. Vay canına. Bu bir gökkuşağı yüzüğü. Harika. Tamam yüzüğü takmaya hazırım. Şimdi şunu parmağına takayım. Seni asla yarı yolda bırakmam. Pekala artık evlisiniz. Oho. Düğünümüz bir harika. Bu DJ de bayağı iyiymiş. Ah ne güzel bir gün. Güneş pırıl pırıl ve sıcacık. Bugün harika bir gün olacak. Oh, oh ne güzel. Oh ne güzel. Bir kova dolusu patlamış mısır. Hmm, kokusu da çok güzel. Acele et. Ah bu hava kabus gibi. Çok kötü. Bugün çok kötü bir gün oluyor. Ruh halim hiç iyi değil. Vay canına bir sakinleşir misin? Patlamış mısırlarım etrafa saçıldı. Hadi al biraz şundan. Vay demek o derece. Ne yapabilirim? Buldum. Seni bir muayene etmek için doktorluk becerilerimi kullanayım. Şaka mı bu? Sen gerçek doktor değilsin ki. Bana yardım etmek için yapabileceğin bir şey yok. Moralim bozuk. Aa, senin kalbin kırık. Ne kötü. Seni neşelendirmem lazım. Hadi mutlu ol. Burada neler varmış? Oh, bonibon. Bir saniye. Sanırım şu an çok iyi bir planım var. Şimdi planıma patlatmalık mısır taneleriyle başlamam gerekiyor. Bu kadar yeter. Bunların içine biraz da bonibon dökeceğim. Tamam güzel. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp biraz ısıtacağım. Oh şekerlemeler erimeye ve mısır taneleri patlamaya başladı. Pekala bir bakalım. İşte harika bir patlamış mısır oldu. Bu herkesi mutlu eder. Hey bak sana özel patlamış mısır yaptım. Bu nedir? Bunu nasıl yaptın? Çok iyi kokuyor. Pekala bir tadına bakayım. Uf bu ne? Oh, vay canına. Ağzımda sanki bir gökkuşağı var. Kalbim şu an çok daha mutlu.
Ah, bunun işe yarayacağını biliyordum. Onun için çok mutluyum. Aman tanrım. Bu dans yarışması yüzünden çok huzursuzum. Hey, zamanımız daralıyor. Sıradaki gelsin. Hadi sen başarırsın. Yapabileceğinden eminim. İyi şanslar. Pekala. Hazırım. Hadi bakalım. İşte dans ediyorum. Donup kalmıyorum ya da hata yapmıyorum. Vay canına, çok iyi dans ediyor. Evet, başardın. Oo, umarım hoşunuza gitmiştir. Tamam tamam, çok iyi iş başardın. Finallere kaldın. Yaşasın, buna inanamıyorum. Başardım. Başardın, aynen düşündüğüm gibi. Teşekkürler. Pekala, işte ben geldim. Hadi hadi, bunu başarabilirsin. Pekala, ona şimdi bu figürü göstereceğim. Ve sonra bunu. Evet, büyük bitiş hareketi ve tada. Oh, hiç güzel değildi. Evet. Lütfen sahneyi terk et. Of, olmadı. Olamaz. Hadi ama ağlama, çok iyiydin. Ya ben berbat bir dansçıyım. Hayır, böyle konuşma. Tekrar deneyeceğiz. Şimdi üstünü başını biraz düzeltelim. Hey, bence bayağı iyi oldun. Ama beni aynen kendin gibi giydirdin. Haklısın. Sanırım sana bir şey daha lazım. Saçlarına bir şey yapmamız lazım. Oo, anladım. Evet, tamam, hadi o zaman. Bu mavi tebeşirle başlayacağız. Ucunu biraz ıslatalım. Şimdi bunu saçlarının ucuna süreceğiz. Vay canına, harika oluyor. Sen muhteşemsin. Çok güzel. Gökkuşağı saçlarını yapmanın bu kadar kolay olduğunu kim bilirdi ki? Tamam, yeni görünümümle bir kez daha denemeye hazırım. Oo, vay canına. Şuna bakın, çok iyi dans ediyor. Görünümüne de bayıldım. Pekala, bir sonraki tura kaldın. Yaşasın, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Oo, aman tanrım, şuraya bak, işte geliyor. Bu tarafa bakıyor. Selam. Oo, bana neredeyse hiç bakmadı. O buraya mı bakıyor? Bakmıyor mu? Güzel. Bir dakika, benim bir fikrim var. Hey, buraya gel. Şimdi planımı iyi dinle. Oo, vay canına, tamam, hadi yapalım. Sonuna kadar varım. Pekala, şimdi böyle başlıyoruz. Böyle bir plastik kalp şeklinde kalıba ihtiyacımız var. Şimdi bunu bu kırmızı renkle dolduruyoruz. Sonra bunun üstüne pembe döküyoruz. Çok iyi görünmeye başladı. Şimdi de üstüne sarı ekliyoruz. Sonra üstüne yine pembe döküyoruz. Ve sırada mavi var. Bayıldım. Bir kat daha ve sonra bu yeşili döküyoruz. Artık kalıp tamamen doldu. Şimdi sertleşmeye bırakıyoruz. Pekala, şimdi bir tabağa ihtiyacım var. Sonra bunu ters çeviriyoruz. Ve sonra dolguyu kalıptan çıkarıyoruz. Şu katmanlara bak, çok güzel görünüyor. Tamam, kalbim hazır. Çok heyecanlıyım. Ama bir denemem lazım. Tamam, bugün artık harekete geçmem lazım. Of, çok heyecanlım. Hayır, uzaklaşma ondan. Selam, ben bunu senin için yaptım. Nasıl yani? Sen de mi bana bir kalp yaptın? Buna inanamıyorum. Aa, onların adına çok mutlu oldum şimdi. Hey, ne haber? Vay canına, saçına bak. Saçlarına yaptığın şeye bayıldım. Ha? Orada ne yapıyor? Hey, bakın, yeni bir kaykay aldım. Nasıl yani? Benim yerim onunla ilgileniyor. O zaman bir tek boynuzlu büyüsü uygulayayım. Evet, teşekkürler, kendim süsledim. Vay canına. Oo, kaykayıma ne oldu şimdi? Evet, çok iyi işe yaradı. Artık onunla ilgilenmiyor. Oo, demek o yaptı. Bu kapışma demektir. Ona gününü göstereceğim. Bu sefer kaykayımı daha da güzel süsleyeceğim. Kırmızıyla başladım ama tek renk bu olmayacak. Evet, şimdi harika görünüyor. Ama şimdi başka bir şeye daha ihtiyacım var. Buna biraz tıraş köpüğü ekleyeceğim. Bu çok güzel olacak. Tamam, bu yeter. Şimdi sırada siyah sprey boya var. Şimdi bütün kaykayı siyahla kaplayacağım. Sonra da köpüğü suyla durulayacağım. Su bütün köpüğü götürecek. İşte tertemiz oldu. Kaykayımın işi bitmiştir. Hey, kaykayın nasıl olmuş? Yok artık, bunu nasıl yaptın? Vay. Çok acayip olmuş, süper. Yeni bir gün, yine bir utanç verici durum. Biz asla popüler olamayacağız. Sonsuza kadar şakaların hedefi olmaya devam edeceğiz. Sanırım ilginç bir şey buldum. 1-2-3 Go Trends hakkında bir şeyler daha öğrenmeye ne dersin? Hadi abone olalım.
Lütfen canımızı yakma. Vay canına, sanırım işe yaradı. Vay, saçına bak. Artık buna da ihtiyacım kalmadı. Hadi bir test sürüşüne çıkalım şimdi. Gözünüzü açın dünya, biz artık popüleriz. Tamamen yenilendik ve geliştik. Yani neredeyse. Vay canına, burası çok acayipmiş. Hafta sonuna başlamak için mükemmel değil mi? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Başka bir şey demene gerek yok. O iş bende. Tamam. Ne haber dostum? İki tane mini cheesecake lütfen. Karttan çek olur mu? O kart burada kabul edilmiyor. Buna ne dersin? Olur işte. Teşekkürler. Tatlılarımız geldi. Sana da en sevdiğini aldım. Grace? Merhaba. Sen orada ne yapıyorsun? Pardon. Ne madem kendimi burada buldum. Jake'in beni ektiğine inanamıyorum. Bunu bana yapamazsın. Bu kabul edilir bir şey değil. O zaman kendime bir çeki düzen vermem gerek. Evet, aynen böyle devam. En aşağıya kadar. Burası gerçek sihrin meydana geldiği yer. Çift düğümleyip iyice sık. Sonra üst kısmını da böyle içeri kıvır. Ve omuzlarının üstünden aşağı indir. Eğer uzunsa kolları da içeri kıvır. Ne hoş bir üst oldu değil mi? Son derece modaya uygun. Jake? Hala meşgul demek. Beni fark edene kadar bekleyeyim o zaman. Grace? Bu sen mi? Ağzına sinek kaçacak. Bir dakika. Bana ne olacak? Kıyafetlerimden nefret ediyorum. Bahse girerim, ben de aynısını yapabilirim. Ne? Vay canına. Evet, hep bu tepkiyi alıyorum. Bedava bir latte'ye ne dersin? Artık uyumanın vakti geldi Teddy. Önümüzde büyük bir gün var. Hey! Neler oluyor? Anlamadın mı? Rock'a devam tabii. Çok iyi. Demek alıştırma yapıyorsun. Odamda bedava bir rock konseri. Şu parmakların hareketlerine bak. Hadi yüzleri buruşturalım. Evet, rock'a devam. Amanın, bütün jelibonlar döküldü. Demek hepsi yere uçmak istedi. Ama mavileri israf edemem. Stacy, hayır. Ne var? Bir dakika, ağlama hemen. Ama benim tüm şekerlemelerim çöp oldu. Bu çok büyük haksızlık. Şimdi kendimi kötü hissediyorum. Evet. Şu silikon halkayı görüyor musun? Bütün jelibon ayıcıkları bu aralığa yerleştir. Bütün aralık dolsun. Bu bittiğinde üstüne sıvı jel dök. Yalnız bunu ağır ağır yap. Bütün ayıcıkların üstüne jel gelmesi lazım. Ve bu bittiğinde harika bir bilekliğin olacak. Rock'n'roll bebeğim. Ne? Bu benim için mi? Ver bakayım bileğini. Artık ayıcıkların hepsi seninle olacak. Müthiş. Yaşasın. Sağ ol dostum. Hadi çek o zaman. Harika. Bir şey daha. Ne? Bu müthiş gömlek sana çok yakışacak. Bana mı? Evet. İyi görünüyorsun dostum. Pembe giymek için gerçek bir erkek olmak gerekir. Selam, egzersiz dersime geldim. Böyle mi? Bu kabul edilemez. Git üstünü değiş. Değiş mi? Ama yanımda sadece üstümdeki var. Oku o zaman. Ne? Sadece spor kıyafeti mi giyebiliyoruz? Hemen dönerim.
Bu şeye bayılıyorum. İşte hazırım. Buralarda hiç buz görüyor musun? Ama spor kıyafeti dediniz. Enerjiyi hisset. Bu daha mı iyi? Hayır, hayır. Bu kız inanılmaz. Püf. O ne şimdi? Oldu mu? Bana bunun için para ödenmiyor. Peki şimdi? Olmaz. Sen ciddi misin? İşte böyle. Salla kolları. Aa, hayır. Peki. Ama bu kesin oldu. Aa, hayır. Aa. Peki şimdi? Aklımı oynatacağım. Sakin ol. Sen beni hiç anlamıyor musun? Bağırıp çağırmanıza gerek yok. Peki şimdi ne yapacağım? Kayıp ve bulunan eşyalar mı? Bu umut verici olabilir. Ama bu şeylerin herhangi biri işe yarar mı ki? Hayır. Hadi ama. İşte işe yarar bir şeyler. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. Makası al ve böyle yukarı doğru kes. Orada dur. Sonra baş aşağı çevir. Ve kesiyi böyle iki yana ayır. İşte bütün yapman gereken bu. İnanılmaz. Spor kıyafeti diye buna derim. Vay canına, çok şeker olmuş. Aha, bunu ben yaptım. Tarzın hoşuma gitti. Sağ ol. Gitmem lazım. Ben hazırım. Diliniz tutuldu değil mi? Sizi suçlamıyorum. Hadi egzersizlere başlayalım. Bir, iki... Ne? Şimdiden mi? Daha başlamamıştık bile. Herkese merhaba. Gina ile tanışın. Vay canına. Selam, çok gerginim. Ve şimdi Grace'e merhaba deyin. Herkese selam. Oy vermeye hazır mısınız? Kim daha iyi görünüyor? Aşağıya yorumlarınızı yazın. Hoşlandığım çocuk birden bana ilham verdi. Eminim bu yaptığım onun çok hoşuna gidecek. Hadi bakalım. Ne haber David? Güzelim, bana ne yazmış acaba? Evet, bu bende de bazı hisler uyandırdı. Kalbim göğsümden fırlayacak. Şimdi bir bakalım. Bak kitaplarım. Bak, kusura bakma. Dur, sana yardım edeyim. Anne yumuşak. Vay canına. Alayım onları. Tabii. O zaman... Pekala. Teşekkür ederim. Sanırım aşık oldum. Bir saniye. Son bir bakış atmalıyım. Evet. Bu çocuk beni gerçekten etkiliyor. İşte bunu diyeceğim. Sevgilinle birbirine ilk baktığın anı hatırlamak gibisi yoktur. Zor kısmı bitti. Güzel. Vay canına. Bunu hatırlıyorum. Ne tatlı bir çocuk. Seni seviyorum aşkım. Yaratacağın eser için ön hazırlık yapmak bütün sürecin bir parçasıdır. Gerçi ben bu aşamada etrafı biraz batırıyorum. Her neyse, şimdi sıra bu fikri sanata dönüştürmekte. İlk fırça darbesi her zaman en iyisidir. Buraya biraz mavi ekleyelim. İşte bir şeylere benzemeye başladı. Yoksa olmadı mı? Korkunç oldu. Bu çöpe gidiyor. Neyse ki daha bir sürü kağıdım var. Çok yumuşak bir fırça darbesi. Bu öncekinden de kötü oldu. Öf. Hadi ama artık odaklan. Şaka bu herhalde. Ben neden opta bir çiçek bile çizemiyorum? Pekala, sakin ol. Derin bir nefes al. Bunu yapabilirsin. Bunu yapmak için gereken her şey bende var. Hadi o zaman. Yavaş. Yavaş. Öpçüm. Of, talihsiz bir durum.
Ama bir dakika. Çok ilginç bir şekil çıkmış. Bunu geliştirebilirim. Boya fırçasını farklı tarzda kullanmak tamamıyla benzersiz şekiller oluşturmaya yardımcı olabilir. Ve benim durumumda bu şekil çiçeğin yaprakları oldu. Çiçekleri çizdikten sonra sap ve yapraklar için yeşil ekleyebiliriz. Bak nasıl güzel oluyor. Fırça darbelerini dikkatlice uygulamaya devam ediyoruz. Hatta istersek bu ikisini böyle birleştirebiliriz de. Bu sayede kağıdı çok güzel bir şekilde doldurabiliriz. Başaracağımı biliyordum. Vay canına. Bunun hepsini kendi başına mı yaptın? Bunu neden sen almıyorsun Annie? Daha yaratacağım şeyler var. Ve bu sefer eserimi tamamen yeni bir yaklaşımla yaratacağım. Ama merak etme, aynı temadan uzaklaşmıyoruz. Bu darbelerin yapraklara nasıl canlı bir görüntü kattığını görüyor musun? Bu arada işimizi hiç aceleye getirmiyoruz. Alta böyle çimenlerde yapabiliriz, gördün mü? Ama bir sonraki aşama biraz zor. Tamamen farklı bir doku yaratmak için böyle boya öbekleri kullanabiliriz. Bu farklı doku için balonu kullanacağız. Ne iç açıcı oluyor değil mi? Şimdi bunu baskı gibi kullanıyoruz. Bunun sonucunda benzersiz eğlenceli çiçeklerimiz oluyor. Bunu da atlamayalım. Çok güzel değil mi? Müthiş oldu. Ne düşünüyorsun? David, böyle bir şey yapmak nasıl aklına geldi? Gizli malzememle elbette. Bu resim gerçekten çok şeker oldu. Hatta çerçevelenecek kadar güzel oldu diyebilirim. Ama işimiz daha bitmedi. Bana biraz ilham lazım. Hı. Ha evet. Sen ne dedin? Ama Susan, sen çok fenasın. Of, bilemiyorum. Pardon. Kağıdımın üstüne koydun. Ah, pardon. Olamaz. Ne yaptığına bak. Kağıdım mahvoldu. Hey. Sana bir şey gösterebilir miyim? Hiç iyi tesadüf diye bir şey duydun mu? İşte bu onlardan biri. Ben de yapabilir miyim? Elbette. İstersen farklı ölçülerde de yapabilirsin. İnanılmaz. Hadi o zaman. Sence buraya kaç tane sığdırabiliriz? İstediğin kadar. İşler iyice çığırından çıkmaya başladı. Bunun için bir sürü şey kullanabilirsin. Yeter ki şekil yuvarlak olsun. Sence yeterince yaptık mı? Çok hoş görünüyor değil mi? Çak o zaman. Benim küçük sanatçı oğlum. Pekala, burası gayet iyi gözüküyor. Öyle mi? Ağaçlar, doğa, her şey var. O zaman işe koyulalım. Aynen. Bilemiyorum. Ne? Hey, tuvalime bakmayı kes. Neyse, peki. Ben de o zaman buraya geçerim. Acaba neyin resmini yapsam? İşte çok güzel bir kuş. Umarım David onu görmemiştir. İlk ben gördüm. Demek öyle. En iyi kuş resmi yapan kazansın o zaman. Birkaç maharetli daire çizimiyle bunu halledebiliriz. Sadece çizgileri nerede eklemem gerektiğini bilmem gerekiyor. Güzel oldu değil mi? Ama birkaç renk resmi çok daha güzelleştirecektir. Sarı çok mutluluk veren bir renk değil mi? Onun gibi neşeli bir arkadaşı için çok uygun bir renk. Ve biraz yeşile ne dersin? Çok huzur veren bir ton. Ve gözleri ziyafet çekmek için biraz da mavi ekliyoruz. İlk önce kenarları halletmek en iyisi. Bu işi bayağı kolaylaştırıyor değil mi? Neredeyse bitti. Bitirmek için birkaç dokunuş daha. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Gerçek bir şaheser. Aynı fikirde değil misin? Evet, benim çok içime sindi. O da ne? Diğer elimi de kullanmak istedim. Anlaşılan tek gereken bir elmiş.
Yani o ve stratejik şekilde konulmuş bir nokta ve çizgiler elbet. Kuşun yüzünü görebiliyor musunuz? Merak etme, o da birazdan ortaya çıkacak. Bu dallar resmedilen şeyin ipuçlarını belli edecek. İşte bunlar da Şirin küçük ayakları. Biraz yeşillik eklemeye ne dersin? Bu resme çok sakin bir hava veriyor. Kuşu şimdi görebiliyor musun? Çok yaratıcı biriyim değil mi? Tabii öyle görmek niyetin varsa. Hiç fena olmadı değil mi? Bence ikisi de çok güzel oldu. Öğretmene sorsak mı? Yok artık. Umarım bir şey yoktur. Görünüşe bakılırsa uyuyakalmış. Hey! Ha, bitirdiniz mi? Harika olmuş. Tamam, şimdi bana 5 dakika daha verin. Peki o zaman. İnsanların kafalarını çevirmesini sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum. Tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Öf, bu top çok ufak. Vay canına, bu şey aklıma aldı resmen. Anne! Lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ya peki o zaman biraz. Hey, boya paletim nereye gitmiş? David, sen mi aldın? Pardon? Bak, bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Senin için bir fikrim var. Yüzünle resim yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Vay canına, bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Hem de nasıl? Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte mavi noktalar da geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. İşte bu. Anne bak. Evet, çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetri de harikalar yaratan bir tekniktir. Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelebeğin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim. Ve işte oldu. Şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Çok sıkıldım. Şaka mı yapıyorsun? Hadi bir şeyler atıştıralım. Hadi şunu biraz daha ilginç hale getirelim. Hadi uç bakalım, işte geliyor. Yakaladım. Biliyorum, etkileyiciydi. Sen daha iyisini yapabilir misin? Lütfen, ben gözlerimi kapalı yaparım onu. Şuna bir bak. Birazdan aklını alacağım. Gözüm. Sen ne demiştin az evvel? Alıştırma yapmaya devam et. Bir ara başarırsın. Sizden bir gökkuşağı çizmenizi istiyorum. Ve güzel bir şey olsa iyi olur. Gökkuşaklarına bayılırım. Bu renklerle çalışamam ki. Şimdi kim geliyor bakalım? Başlamak için sabırsızlanıyorum. Gökkuşaklarının sihirli bir yanı var. Sen ne yapıyorsun? Ne inek bir tipsin. Sen ne bekliyorsun? Hadi başla artık. Madem öyle, ama ben sadece siyahı severim. Neyse, yapalım şunu bitsin. Gökkuşağı istiyorsanız işte size gökkuşağı. Ama bu gökkuşaklarının kralı olacak. Ben bitirdim. İşte gökkuşağının gerçek güzelliği karşınızda. Beğendiniz mi? Sınıfımızda bir Van Gogh'umuz var demek. Seninki nasıl gidiyor Ene? Tara! Sorun yok. Alkışları sen kabul edebilirsin. Daha önce gökkuşağını görmüştün değil mi? Of, bu ders çok saçma. Benim için gökkuşağı böyle. Bir saniye, bu kalemleri ver bana. Bunları gökkuşağı renklerinde sıralıyoruz. Sonra tutkal tabancasını alıp kalemleri birbirine yapıştırıyoruz. Sonra tutkalın kurumasını bekliyoruz. Şimdi sıra çizimde. Kalemleri bu şekilde hareket ettirip kabisli bir görüntü elde ediyoruz.
Vay canına, güzel oluyor. Renkler birbirine karışıyor. Bu çizim yapmanın çok kolay bir yolu. İşte oldu ama daha bitirmedim. Bir şeffaf dosyanın üzerine siyah kalemle bu gökkuşağını çizmiştim. Gökkuşağı yok, şimdi o var. Çok daha iyi değil mi? Şimdi görüyorsunuz. Şimdi görmüyorsunuz. Ah, yine çıktı ortaya. Bu ne tür bir sihirbazlık böyle? Vay canına, bu inanılmaz. Burada işim bitti. Bir saniye, altında renkli bir tişört var. Hani sen sadece siyahı seviyordun? Ne? Hayır, bunu görmedin sen. Sakın işi söyleme. Şş. Tamam, asla söylemem. Çok acıktım. Bir şeyler yemem lazım. Öğretmen meşgul görünüyor. İşte tam fırsatı. Acil durumlar için burada hep bir atıştırmalığım vardır. İşte burada. Hızlı olmalıyım. Eğer bunu görürse çok kızar. O şekerleme mi? Hey! Bunu şöyle sallayalım. Yok, siz hiçbir şey görmediniz. Ne? Sakın yapma onu. Bunu döndüremezsiniz ki. Bu çok iğrenç. Eyvah. Şu an kendimden çok utandım. Ama hiç pişman değilim. Bu hiç olmamış gibi davranacağım. Ama bu atıştırmalık ihtiyacımı hiç karşılamadı. Neyse ki bu cipsi buraya saklamıştım. İşte bu açılımı yatıştırabilir. Şunu şuraya saklayayım. İşte kalemliğe sığdı. Şimdi sakin ol. Bugün de okulda normal bir gün. Tadı çok güzel. Buna ihtiyacım varmış. Kocaman ağaç. Çok naziksiniz. Bir saniye. Bu tuhaf oldu. Benim üçüncü bir elim yok ki. Merhaba Eva. Burada cips yasak. Beni duyuyor musun? Evet duydum. Ama bu çörekler hakkında bir şey demediniz. Orada neler oluyor? Eyvah, az kalsın görülüyordu. Gözüm üstünde. Demek öyle ama ben çok daha kurnazım. Yakaladım seni. Ne? Of, ne kaşındım ama. Bir işler çeviriyor ama. Çok yaramaz bu kız. Onu artık engellemem lazım. Bu manken çok işime yarayabilir. Şimdi bunu bir dönüşüme sokalım. İşte böyle, bu tarafa hiç bakmıyor. İşte aradığım da buydu. Sanırım bunu hak ettim. Bu şimdiye kadar gördüğüm en nefis çörek. Üstünde pembe kreması falan, resmen bir sanat eseri. O çöreği asla yemiyorsun. Seni uyarmıştım. Hayır! Bir dakika, siz gelmediniz. Ver onu bana. Of, bu çok büyük haksızlık ama siz de yemeseniz iyi olur. Bırak şunu, hem de hemen. Bu kadar çabayı keşke derslerinde göstersen. Artık yok, anladın mı? Şimdi bu kağıtlara not vermem lazım. Peki, tamam, bir saniye. Harika bir fikrim var. İki ufak daire çizmekle başlıyoruz. Sonra bunları birleştiriyoruz. Üste de aynı çizgiyi çekiyoruz. Şimdi buraya dalgalı bir şekil çiziyoruz. Bu çizgiyi bir uçtan diğerine uzatıyoruz. Sonra üst tarafını da hallediyoruz. Şimdi de çizgilerin üstünden bu kalemle geçiyoruz. Bu çizgilerin öne çıkmasını sağlıyor. Yani eskizimizin üstünden böyle geçmiş oluyoruz. Hata yapmamaya gayret ediyoruz. Bak, yine aynı çöreğe benzedi. Şimdi kuşun kalem izlerini siliyoruz ve içini boyuyoruz. Sadece dalgaların iç kısmında kalan bölümleri dolduruyoruz. Bu kısım kreması oluyor. Ağzım sulandı resmen. Şimdi çöreğin kendisini boyayabiliriz. Bunun için koyu turuncu kullanıyoruz. Süsleme şekerlemeleri için bu kalem daksili kullanıyoruz. Kalemi böylece hafifçe dokunduruyoruz. Sonra biraz gölgeleme yapıyoruz. Yani kalemle böyle kenarlarından geçiyoruz. Aynı şeyi süslemeleri de yapıyoruz. Bu çöreğimizi daha da gerçekçi gösteriyor. Sanırım bitti, sıra ikinci aşamada. Şimdi bunları değiştirelim. Seni alıyoruz ve resmi kutuya koyuyoruz. Ha? Kim var orada? Bir şey duyduğumdan eminim. Ne? Sorun mu var? Ben kitabımı okuyorum. Peki ama gözüm hala üstünde. Kitapların bu kadar yararlı olduğu kimin aklına gelirdi? Böylece çöreğimi saklayabiliyorum. Hadi acele edin. Diğer derse geçin bakalım. Sonunda hepsi bitti. Ben de bu anı bekliyordum. Bir dakika. Neler oluyor? Bu çörek değil. Oyununa getirildim. Selfie. Çok tatlı çıktık. Umarım derse geç kalmamışımdır. Tatlı demişken. Bak bu Kevin. Aman tanrım, nasıl görünüyorum. Merhaba Kevin. Ne haber? İşte buradasın. Ben de seni görmeyi umuyordum. Vay canına, rüya gibi çocuk. Onunla harika bir çift olurduk. Acaba çocuklarımıza ne isim verirdik? Kimin umurunda, muhteşem çocuklar olurlardı. Bir dakika, ne oluyor öyle? Hayır, hayır, yok öyle bir şey. Demek öyle. Benim gitmem lazım. Yine yalnız kaldım demek.
Hey Eva, bunu görmen lazım, çok komik. Ah, hiç sanmıyorum. Ama bu hiç hoş olmadı. Eyvah, demek buradasın, sana o dondurma aldım. Ah, hayır, istemiyorum. Çikolatalı ama en sevdiğin. Olmaz, istemiyorum dedim. Ama eriyecek. Pekala, tekrar deneyelim. Kevin var ya. Aa, gitmiş. Bir dakika. Belki bunu kullanabilirim. Önce bir kağıt parçasından bir daire kesiyoruz. Sonra üstüne bir yüz çiziyoruz. Sanırım gülme emojisindeki yüzü kullanacağım. Sonuçta bu bir klasik. Şimdi bize sarı ve pembe daireler gerekiyor. Bunları emojinin üstüne koyuyoruz. Üstüne kalpler çizerek süslüyoruz. Çok şirin oluyor. Şuna bir bak. Sonra iki daire daha ekleyip yine bir emoji çiziyoruz. Bence bu üzgün yüz olmalı. Aa, neşelen biraz ufaklık. Bunun üstüne pembe bir daire daha koyuyoruz. Sonra çevirip buna dondurma çubuğunu yapıştırıyoruz. Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Eyvah, bunu görmen lazım. Bu nedir şimdi? Sen şimdi böyle görünüyorsun. O kızgın yüzü tersine çevirmemiz lazım. Çok komik. Ben böyle hissediyorum. Yani seni seviyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Beni utandırdın ama. Evet, biliyorum. Ama çok komik olmuş, öyle değil mi? Sanırım öyle olmuş. Ay, üzgünüm Eva. Böyle bir şey olmasını hiç istemezdim. Bir saniye. Bunu görüyor musun? Yok artık. Sen çok komik bir çocuksun Kevin. Ah, boş ver ya. Benim tipim değil zaten. Ah, bunu sen mi yaptın? Dişlerimi fırçalama zamanı. Evet. Diş macunu sıkmak çok eğlenceli. Oh, olamaz. Şu tanıklığa bak. Neyse, en azından dişlerini fırçalıyor. Ama bu sorunu çözmeliyim. Şu popitlerin içine diş macunu sıkıyorum. Hey tatlım. Diş macunu yerine bunları kullansana. Vay. Çayımı alıp biraz dinleneyim. Anne bak. Bugün büyük gün. Oh, şimdi de sabahlığım kirlendi. Pekala, gel canım. Şimdi harika göründüğünden emin olalım. Tamam, hadi yuvaya gidelim. Anne, yağmur yağıyor. Tamam, ne yapsam? Ah, ağlama tatlım. Bak, işte bir şemsiye. Evet. Aa, buna yıldırım çarpmıştı. Ay, yuvaya gitmek istiyorum. Dur bir dakika. Kağıt mendilim nerede? Aa, bir dakika. Banyo perdesi. İşte bu çözüm. Pekala, şöyle katlayarak başlıyorum. Şimdi makas gerekli. Perdenin tepesini kesiyorum. Tamam, şimdi bu parçalar kullanıma hazır. Bu şekilde saç düzleştiriciyi güvenle kullanabilirim. İşte bu kadar, şimdi sıkıca yapışmıştır. Tada! Ne düşünüyorsun? Yeni yağmurluğumu beğendin mi? Evet. Sana da bir tane yaptım. Şimdi ıslanmadan yuvaya gidebiliriz. Selam tatlım. Ah! Kim o? Ah, gözlüğümü takmalıyım. Hadi kalkma vakti. Aa, selam baba. Pekala, hadi dişlerini fırçalayalım. Kahvaltılık gevreklerinin hepsini bitir ki büyüyüp güçlü ve akıllı ol. Kahvaltılık gevreğe bayılıyorum. Pekala, okula gitmeye hazır mısın? Ha? Aa, şu ayakkabılarını da bağlayayım da takılıp düşme. Ah, amanın, saçların çok dağınık. Of, saç lastiği. Bir deneyelim bakalım. Mesela şöyle bir şey. Hayır, bu iyi değil baba. Pekala, o zaman başka bir şey deneyelim. Kıpırdayıp durmasan çok daha kolay olabilirdi. Bir dakika, aslında dönmeye devam et. Aferin tatlım, devam et. Ve şimdi lastiği takıyorum, o kadar. Vay canına, tek boynuzlu at boynuzu gibi. Girin. Baba, yaşasın.
Oh, benim tatlı prensesim gelmiş. Okulda günün güzel geçti mi? Pekala, işimi bitirene kadar sen biraz otur. Neredeyse bitmek üzere, onun için usludur. Ama ben sıkılıyorum. Ha, neredeyse bitti. Ah, olamaz, nereye gitti? Ah, çık şuranın altından. Şimdi usludur ve tam orada otur. Ah, çocuklar da zor. Bir dakika, o da ne? Oh, olamaz. Dur, dur, o babanın işi. Şimdi şurada otur. Ama ben sıkıldım. Pekala. Buna ne dersin? Telefonumla oynamak ister misin? Yaşasın, ekrana bakacağım. Aa, bunun şarjı bitmiş. Ah, olamaz. Şarj kablosu bozulmuş. Ah, ne yapacağım şimdi? Aa, bir dakika. Belki de şu telefon kılıfıyla bir şeyler yapabilirim. Pekala, şu mendili kullanabilirim. Şimdi de plastik kılıfı tutkalla dolduruyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi saç düzleştiriciyle mühürlüyorum. Ve telefon kılıfının üstüne koyuyorum. Simli çerçeveyi de ekliyorum. Harika, artık bununla oynayabilir. Evet, buna bayılacak. Al bakalım. Vay canına, bunun içinde pembe çiçekler var. Boyama en sevdiğim şey. Anne, bir araba çizdim. Daha fazla kağıt lazım. Ah, tamam canım, al bakalım. Mor bir güneş çizeceğim. Daha fazla kağıt lazım anne. Ah, ne kadar üretkensin, pekala, al bakalım. Ah, tüh, kağıt bitmiş. Ah, kusura bakma tatlım, resim kağıdı kalmamış. Of ya, ağlama, sorun yok. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Bu karton parçasını alıyorum. Şimdi üstüne bir şeyler çiziyorum. Resim yeteneğini benden almış olmalı. Pekala, resimler tamam. Şimdi üstünü kolibantıyla kaplıyorum. Bitti. Şöyle katlıyorum. Hey tatlım bak, bende ne var? Bu kaplumbağayı boyamak ister misin? Bak işte böyle. Ama istediğin kadar çok tekrar tekrar boyayabilirsin. Harika değil mi? Çok akıllıca, versene hadi. Bu atı boyayacağım. Pekala canım. Hadi yeni oyun odana bakalım. Bayağı hoş değil mi? Aa, canına. Burada bir sürü... Oh, oh, bir sürü tehlikeli nokta var. Aa, olmaz. Canım sen burada dur. Şimdi kıpırdama. Babam burayı daha güvenli yapacak. Bu odayı güvenli hale getirme zamanı. Bütün bu sivri köşeleri kapatmalıyım. Biraz kolibantı bile çok işe yarar. Ah, tamam, şimdi güvenli görünüyor. Bayağı iş yaptım. Pekala tatlım, oynamaya hazır mısın? Yaşasın, oyun zamanı. Dur, kıpırdama. Ah, ucuz kurtulduk. Biraz daha bant kullanmalıyım. Yere çift taraflı banttan bir şerit yapıştırıyorum. Şimdi kilimi üstüne bastırabilirim. İşte artık yerinde durur. Pekala. Hadi git eğlen. Yaşasın, oyun odası. Ah. Ah, selam prenses. Kızım ne tatlı. Aha, bunu sonraya saklayayım. Acıktım. Baba, bir atıştırmalık istiyorum. Ah, peki, al bakalım. Tamam, bitti bu. Aa, bu çikolata güzelmiş. Pekala lollipopum. İğrenç olmuş. Lollipopum mahvolmuş. Ah, aman tanrım. Ah,
merak etme. Al yeni bir tane. Aa, sanırım aklıma dahice bir fikir geldi. Tam da uydu. Bak, yeni bir lollipop. İşte bunu sen al. Bunu sonrası için saklayayım. Su topumla oynayacağım. Bu tüyo ve numaralardan kullanacakların çıkar mıydı? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Plajda geçirilen tembel bir gün gibisi yok. Güneşlenirsin, bronzlaşırsın. Hey ya, orada bir şey mi var? Pekala, bu biraz tuhaf. Bu da ne? Heyecanlandım şimdi. Aa, sanırım ruh eşimi buldum. Ah, ne gün ama. Hey, dikkat et. Şaka mı bu? Örtüme kum bulaştırdın. Öf, bugünü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Güneşin tadını çıkar sadece. Dikkat! Yine mi? Öf, yeter artık. Kuma bu çubukları sokacağım. Ve çevresine bu şeridi çekeceğim. Kendime özel plajım. Ay, pardon. Of, hadi ama. Yine müthiş bir gün. Hazırlansam iyi olur. Ne yapıyor? İyi ki şu çarşafı getirdim. Tuhafmış. Kumun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi üstüne ağırlık koyayım. Çantam köşeye gelsin. Ayaklarımdaki kumu yıkayayım. Ve şu havlunun üzerinde kurulayım. İşte yaşamak bu. Hey, bu bayağı zekice. Ve örtümde hiç kum yok. Eve gitme zamanı. Harika bir gündü. Eşyalarımı toplasam iyi olacak. Sanırım hepsi bu kadar. Şimdi eve gidiyorum. Ay, bu krem çok kumlanmış. Ha, neyse. Ha? Her yer kum olmuş. Bu havluyu yıkamam gerek. Of, terliklerim kumla kaplılar. Aman ne güzel. Sanırım plajı eve getirmişim. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Nereden geliyor bu? Vay canına, ne çok kum. En azından kendime kumdan kale yapabileceğim. Bu çok can sıkıcı. Bunun olmasını önlemenin bir yolu olmalı. Bir dakika. Bütün kum çantama dolacak. Ne yapsam? Aa, bir fikrim var. Kokpit anahtarlığım. Bu mükemmel. Anahtarlığı terliklerime geçiriyorum. Sonra da çantamı fermuarına takıyorum. Bu harika bir fikir. Çantama kum dolmadı. Ay, uf. Pardon. Ay, acıyor.
Of, fena yandım. Hey Sky, şuna bak. Ay, ıstakoz gibi olmuşsun. Seni serinleteyim. Hayır hayır, bu işe yaramaz. Bu nasıl? İyi geldi mi? Aa, buldum. Çok canım yanıyor. Bu ventilatör işine yarar. Dur, bu çok sinir bozucu. Bunun işe yarayacağını sanmıştım. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bir itfaiyeci ile çıkmıştım. Peki. Birkaç şey öğrendim. Sen çıldırdın mı? Hayır, bunu yapma. Sen ne yapıyorsun ya? Dur lütfen. Sanırım buldum. Hiçbir yere gitme. Buzluktan bir şey almam lazım. Bu buz küpleri tam ihtiyacımız olan şey. Bu işe yarayacaktır. O ne yapacak ki? Güven bana. Bu güneş yanını hafifletmenin harika bir yolu. Tek gereken bir buz kalıbı ve biraz aloe vera jeli. Buz kalıbını aloe vera jeli ile doldur. Sonra donması için buzluğa koy. Bu güneş yanığını hafifletmeye yardım eder. Bir dene. Peki, bu kadar eminsen. Ay, çok acıyor. Sanki derim alev almış gibi. Bu aslında harika bir fikir. Pekala, hadi bakalım. Aa, çok iyi geliyor. Kesinlikle işe yarıyor. İşe yarayacağını söylemiştim. Şimdiden kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Evet. Tadı nefis. Aa, selam. Sky, şuraya bak. Ne haber? Selam. Selam. Ey. Bana bakıyor resmen. Aa, bu iğrenç. Nereye gidiyor? Neyse. Çok leziz. Biliyorum. Ah, bak. Ha? Şimdi ne oldu? Ay, bu çok utanç verici. Niye böyle oluyor ya? Aa, dondurmam. Bunu bütün gün yiyebilirim. Çok leziz. Ne yapacağım ben? Teşekkürler. Dondurma da ziyan oldu. Bir dakika, bir fikrim var. Şu dondurmayı alıyorum. Ve çubuğunu bir cupcake kağıdından geçiriyorum. Bu harika. Artık ortalık batmayacak. Oo, aman tanrım. Selam tatlım. Selam. Bu dondurma harika. Cupcake kağıdı hepsini tutuyor. Sağ ol. Ne muhteşem bir otel. Hadi eşyaları boşaltıp plaja gidelim. Güneşlenmek için sabırsızlanıyorum. Pek uzun sürmez. Bir dakika. Lexi hazır mı? Ben daha bikinimi bulamadım. Sıcak saçlarımı mahvediyor. İyi görünüyorum. Acele etsem iyi olur. Bikinim nerede? Burada olmalı. Hadi gidelim. Bir sorunum var. Sadece bikini altlarını almışım. Aa, öyle mi? Bu sorun değil, bana da olmuştu. Tek gereken ayakkabı bağcıkları. Bak, dene bir. Bu aslında işe yarayabilir. Bir bikini altı al. Baş aşağı çevir. Sonra bir ayakkabı bağcığı alıp bikininin A kısmından geçir. Sonra bağcığı ensenden bağla. Sırtında çaprazla ve bikininin yanlarından geçir. Sırtına doğru çekip düğüm at. İyi görünüyor değil mi? Hazır mısın? Hazırım.
Aa, bir şey daha lazım. Şimdi ne oldu? Al bakalım serinlememiz için. Hadi gidelim. Plajdayken insan rahatlamak ister. Umarız bu tüyolar işine yarar. Senin en iyi plaj tüyon hangisi? Bize aşağıda yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma. Ah, markette bir iş günü daha. Evet, işini iyi yapıyor. Ah, bir dakika. Tatlım, bir şey unuttum. Ben gidip alana kadar burada bekle. Ah, bekleyeyim mi? Babam nereye gitti? Yalnız kaldım. Kayboldum. Ah, ne oluyor burada? Nereye bakıyorsun? Ah, hayır. Para isteyecekti. Babam nerede? Baba! 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 Hiçbir yerde göremiyorum. Marketten mi çıktı? Ne haber? Bütün bu aldıklarınızı ödemeye hazır mısın? Hayır, hiç param yok ki. Epey de çok şey almışsınız. Hayır, hayır, hayır. Çok para tutacak. Paralarını ödeyemezsem hapse girerim. Tamamdır, geldim bile. Kolamı aldım. Bunu da geçebilirsiniz. Kumdan kale yapmada çok iyiyim. Hatta en iyisiyim. Babacığım, acıktım. Bir şeyler atıştırabilir miyiz? Ha, tabii ki. Al bakalım. Bunlar iyi gider. Yaşasın. Teşekkürler babacığım. Aa, her yeri kuma buladı. Şu örtüyü bir silkeleyeyim o zaman. Ah, çok fazla kum olmuş. Silkeledikçe yenilerini görüyorum. Peki, bu kadar yeter. Şimdi radyoma döneyim bakayım. Ha? Lizzie, yeter! Yemin ediyorum, türlü türlü huyu var bu kızın. Bu ne? Ciddi misin? İçeceğime bile kum girmiş. Yok artık. Kum yine her yere saçılmış. Yemin ederim bu plajların en kötü yanlarından biri. Ne kadar dikkat edersen et, kum her yere doluyor. Peki, iyice silkeledim. Şimdi de şu çantalarla örtünün kenarlarını sabitleyeyim. Sonra şuraya da su dolu leğeni koyayım. İşte bu kadar. Oh, dur bakalım Lizzie. Örtüye çıkmadan önce ayakkabılarını çıkar. Sonra da ayaklarını şu su dolu leğende bir güzel yıka. Harika. Şimdi de benim sıram. Temiz ve güzel oldu. Artık örtüye basabilirim. İşte bu ya. Daha iyi değil mi? Artık tertemiziz. Söylemeden edemeyeceğim. Bu fikrimle gurur duydum. Oh, bugün yapmam gereken çok fazla iş var. La 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 la, az gittim, uz gittim de tepe düz gittim. Baba, balonumu yakalasana. Anladım. Peki neyse, al bakalım. Hiç eğlenceli değilsin. Balonum şimdi hem üzgün hem de kızgın. Aynı benim gibi. Bir yüze ihtiyacı var. Somurtkan bir yüze. Çünkü o artık çok somurtkan bir balon. Babam gibi. Baba, bak, balon sana benziyor. Evet, çok zekice olmuş. Aferin. Ve... Terledim ve yoruldum çünkü çok hızlıyım. Baba baba baba, balonum sana benziyor. Hey Lizzie, çalışıyorum. Çok kabasın, yetti artık. Al sana somurtkan balon ve somurtkan baba. Ay. Balon epey uçtu. Hayır, somurtkan balonum. Ciddi olamazsın. Peki, görünüşe göre çalışmak istiyorsam önce şu sorunu çözmem gerekecek. Patlak balonu aldım. Yanına da tek parça yeni bir balon aldım. İşte bu kadar sağlam balonu delik olanın üstüne koydum. Şimdi de bir huniye ihtiyacım olacak çünkü biraz parıldamamız lazım. Bu altın yıldızlar işe yarayacaktır. Şunları balonların içine dökeyim. Şimdi de biraz sıvıya ihtiyacım var. Oo, bu gazoz iş görür. Evet, bu kadar yeter. Şunu bir deneyeyim bakalım. Evet, tam da düşündüğüm gibi sıkmak işe yarıyor. Somurtkan balonumu özledim. Yeni bir balon. Çok eğlenceli. Pırıl pırıl. Yaşasın. Teşekkürler babacığım. Bayıldım. Çok şükür. Bu onun dikkatini bir süre dağıtır. Baba baba baba, balonu ne kadar sert sıkıyorum. Hayatımın geldiği hale bak. İşe dönelim. İzleyecek güzel bir şeyler bulalım bakalım. Evet, spor haberleri. Şöyle keyifle izlenir. Sesini de biraz açayım ki duyabileyim. Şu elmaya bak. Çok güzel. Yaşasın, elma zamanı.
Çok güzel ve çok leziz. Wow, bu kaya gibiymiş. Çok haklı aslında. Yeni bir forvet ciddi fark yaratırdı. Ha? Elmama ne oldu ya? Saklanmayı mı öğrendin? Oh Lizzie, o elma senin öylece ısırabilmen için fazla sert. Oh, ay babacığım dişim düştü. Aman aman bekle şunu durdurayım. Ha canına, bu yerdekiler cidden senin dişlerin. Ne yapacağım ben seninle? Neyse endişelenme. Ver şu elmayı bana da sana atıştırmalık bir şeyler getireyim. Bu kaşıkla Lizzie'ye yardım edebilirim. Belki şöyle bir yuvarlak parça çıkarsam yeter. İşte böyle. Şimdi de elmanın içini kaşıkla bir güzel parçalayayım. Mükemmel oldu işte. Belki de dişlerimi yerine geri takabilirim. Ah hey, işe yaradı. Yeniden dişlerim oldu. Selam tatlım, sana elmanı getirdim. Peki aç bakalım ağzını kocaman. Yaşasın, elmaya bayılırım. En sevdiğim meyve. Tamamdır, spor haberlerimize geri dönelim. Günü kurtardık. Çok hastayım. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Hapşır. Amanın, hapşırınca dereceyi düşürdüm. Pekala tatlım, ateşine bir bakalım. Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz daha iyi misin? Ateşin hiç iyi değil. İlaca ihtiyacın olacak. Hayır, ilaçlardan nefret ediyorum. İğrenç ve kötüler. İşte bu kadar, bu kadarı yeterli olmalı. Hadi ama Lizzie, iyileşmek için bunlara ihtiyacın var. Ah bu ne ya? Nasıl kaçtı ki? Kaçmam lazım, ilaç içmeyeceğim. Ah şaka mı bu ya? Bu çocuk da bir tuhaf. Tam bir saklanma ustasıyım, artık beni bulamaz. Akşamımı hiç böyle israf etmek istemiyorum. Bir saniye, sanırım bir fikrim var. Peki, kaşığım bir elimde, ilaç da diğerinde. Şimdi de şu ufak lollipop'a ihtiyacım olacak. İlaca bir güzel batırayım. Bir iki de döndüreyim, güzelce kaplanması gerekir. Tatlım, sana bir sürprizim var. Aa, hayır, babam geri geldi, bana ilaç vermek istiyor. Ha, o da ne? Bir lollipop getirmiş. Lollipop'umu alabilirim şimdi. Pekala, işte burada tatlım, hepsi senin. Ne çok leziz, harikaymış. Ha, aynen öyledir. Benim de canım bir tane çekti. Yaşasın yaşasın yemek zamanı. Yemeğe bayılırım. Aynen öyle. İşte muzların. Bu da yulafın ve meyve suyun. Buyurun şimdi yumul bakalım. Kahvaltı çok önemlidir. Yaşasın, kahvaltı harikadır. Bir dakika. Ne oluyor ya? Ortalığı batırıyor. Lay lay lay. Gülen yüz yaptım. Çok güzel oldu. Ah şaka mı bu ya? Ah peki. Şimdi bu pisliği temizlemem gerekecek. Peki tatlım, şunu çıkarmamanı istiyorum. Her şeyi güzelce temizlendi. Sen de kahvaltını güzelce et, olur mu? Tamamdır, gazeteme geri döneyim. Bu haberi okumak istiyorum. Bu ne ya? Lizzie, neden böyle bir şey yaptın şimdi? Bir şey yapmadım ki babacığım. Şimdi de temizlenmem gerekecek. Bütün bunlarla uğraşmak için yeterli sabah kahvesi içmemiştim. Ah böyle daha iyi. Ah hayır, masadaki kahve izine bak. Bir saniye. Bu bana harika bir fikir verdi. Bir parça kağıt alıp kupamı üzerine yerleştireyim. Şimdi de çevresini bir kaleme çizeyim. İşte bu kadar. Gayet güzel daireler çizdim. Şimdi de şu kaşığın etrafını çizeyim. Mükemmel. Tam olarak böyle yapmak istemiştim. Bu bayağı işimize yarayacak. Peki tatlım, işte sana yeni bir altlık. Baksana, artık bütün yemeklerin ve çatal kaşığın için yerler var. Vay, teşekkürler babacığım. Peki, bunu doğruca yerine koyayım. Yaptım işte. Harikayım. Meyve suyu bardağımı da şuraya koymalıyım. Mükemmel. İşe yarıyor gibi duruyor. Etrafı berbat etmiyor. Oh. İşte şimdi sabah güzelleşti. Kumun her tarafa saçılmasını nasıl engellersin? Yorumlarda bize cevabını yazabilirsin. Videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma ve bunun gibi daha bolca meydan okuma için kanalımıza abone ol.